FSM 1453 günden yansıyanları sunar. Efendim merhabalar, TV5 ekranlarına hoş geldiniz. Takvimler 12 Eylül Salı gününü gösteriyor. Siyasetten ekonomiye, dünyadan yurda birçok gelişme yaklaşık 3 saat boyunca günden yansıyanlarda sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli konuklarımız olacak. 12 Eylül 1980 darbesinin 43. yıl dönümü bugün. Onun da detaylarını konuşacağız. Darbe olsaydı, olmasaydı neler olurdu Türkiye demokrasisinde? Olduktan sonra neler değişti? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. 43 yıl öncesine gideceğiz aslında. Ama öncesinde siyasetteki, ekonomideki gelişmeleri paylaşalım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede mutabakatla çalışmalara devam edileceği yönünde de bazı durumlar konuşuldu ve kararlaştırıldı. Hazırlıklarına başlanılan eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde belirlenen takvim doğrultusunda meclis gündemine getirileceği bildirildi. Saadet ve Gelecek Partisi, iki partinin genel başkanı bir araya geldi. Yerel seçim startı daha önceki buluşmada verilmişti. Seçim öncesi istişarelerin başlaması kararı alınırken, tam mutabakatla çalışmalara devam mesajı verildi. Bizim amblemimiz altında birleşerek mecliste bir grup oluşturmaya karar verdik. Müştereken karar verdik. Ben bunun hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. İki parti seçimin ardından grup kurmuştu. Bu defa Gelecek Partisi'nin ziyaretçisi Saadet Lideri Karamollaoğlu oldu. Denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak. Karamollaoğlu ile Davutoğlu, 2024'te yapılacak yerel seçim ve 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette yerel seçim hazırlıklarında gelinen son durum ve yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Genel başkanlar, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Ağustos'ta yapılan görüşmede, mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrası hazırlanan yerel seçim çalışma dosyalarını değerlendirdi. En az bizler kadar, bizden çok daha iyi. Tam mutabakatla çalışmalara devam edileceği kararlaştırılan ziyarette, iki partinin TBMM'deki grubunun yeni dönemde meclis gündemine getireceği konu başlıklarına yönelik çalışmalar ele alındı. Görüşmede hazırlıklarına başlanılan eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde belirlenen takvim doğrultusunda meclis gündemine getirileceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün görevde 100. günüydü. Göreve geldiğinde geleneksel politikalara dönen Şimşek'in ilk 100 gününde dolar, enflasyon, faizler nereden nereye geldi? Detayları izleyelim. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün görevde 100. günü. Türkiye'nin rasyonel bir zemine... Peki 100 günde Türkiye ekonomisinde neler değişti? Uzun yıllardır yüksek faize karşı mesajlar veren ve faiz sebep enflasyon sonuç tezini savunan Erdoğan, ekonominin başına geleneksel politikaları savunan Mehmet Şimşek'i getirdi. Kulislerde Beştepe'nin Mehmet Şimşek'i ikna etmek için uzun bir çaba harcadığı bilgileri yer almıştı. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek 4 Haziran'da görevi Nurettin Nebati'den devraldı. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Şimşek'in göreve gelmesinden sonra Merkez Bankası Başkanlığı görevine eski bir Wall Street bankacısı olan Hafize Gaye Erkan atandı. Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler de... Şimşek ve Erkan'ın göreve gelmesinin ardından ekonomide 2 yıldır uygulanan düşük faiz politikasının da sonuna gelindi. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte 3 ayda faizler %8,5'tan %25'e yükseltildi. Kimizin kimin? Kamera var.
Seçim öncesinde 20 seviyesinin hemen altında olan dolar TL kuru, Şimşek'in göreve geldiği gün olan 4 Haziran'da 20.88 seviyesindeydi. Kur 100 günün ardından 26,86 seviyesine geldi. Böylece Türk lirası 100 günde %28 değer kaybetti. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'ten kur yükselişiyle ilgili itiraf niteliğinde açıklama geldi. Biz tabii uzun süre kur tutulmuş. Yani 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Kurdaki yükselişin etkisiyle birlikte Türkiye'de fiyat artışları tekrar hızlandı. Ağustos ayında ise yıllık enflasyon %58,94, aylık enflasyon ise %9 oldu. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %58'e, 2024 yıl sonu tahminini %33'e yükseltmişti. Orta vadeli programda ise 2023 enflasyon tahmini %65'e çıkarıldı. Döviz kurlarının artması ayrıca akaryakıt fiyatlarının da katlanmasına neden oldu. Benzinin litre fiyatı Şimşek göreve başladığında 21 lira 28 kuruştu. Motorinin litre fiyatı ise 19 lira 43 kuruş seviyesindeydi. Bugün ise benzinin litresi 36 lira 87 kuruştan, motorininki ise 38 liradan satılıyor. Bakan Şimşek'le birlikte vergi ve harç oranları da kat be kat artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Şimşek göreve geldiğinde 2 trilyon 576 milyar lira olan kur korumalı mevduat büyüklüğü geçen hafta 3 trilyon 348 milyar lira olarak kaydedildi. KKM'de alınan tedbirlerle birlikte hesaplardaki miktar son 2 haftada düştü. Ancak 100 günde artış %35,5 oldu. Mehmet Şimşek bütçeye çok büyük yük getiren bu uygulamayı savundu ve devam edeceğini söyledi. Kur korumalı konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Bizim önceliğimiz programı uygulamak, önceliğimiz rezerv bitirmek. Biz bunları başardığımız ölçüde kur korumalıdan çıkış stratejimizi uygulayacağız. Var mı stratejimiz? Var. Biz burada da kademeli gideceğiz. KKM yapan vatandaşlar müsterih olsun. Şu an devam edecek. Şimşek NTV yayınında kredi ve kredi kartları ile ilgili kısıtlamalar gelecek mi sorusunu da yanıtladı. Konut edinmesini destekliyoruz. Ancak ikinci konut, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki diyelim ki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır. Ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Öte yandan ekonomide atılan tüm adımlara rağmen dış ticaret rakamları alarm vermeye devam ediyor. Buna göre cari açık Temmuz ayında 5 milyar 466 milyon dolar oldu. Cari açık yılın ilk 7 ayında 42,2 milyar dolar olurken, yıllandırılmış cari açık ise 58,5 milyar dolara yükseldi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her ilde aday çıkaracaklarına dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi. İmamoğlu her zaman ittifak şart ifadelerini kullanırken 2019'da ittifak adayı olan Mansur Yavaş bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Bursa özelinde olmak üzere bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim, genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbette ki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Son dönemde partisi CHP'deki değişim tartışmaları hakkındaki yorumlarıyla gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da dahi 81 şehirde aday çıkaracaklarını açıklamasıyla ilgili konuştu. İttifak şart dedi. Bütün sorumluluk ona aittir. Ben 2018'de de yani partim %10 aldı. Ben 7,3 aldım. Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır ve adayımızdır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu resmen açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından Yavaş da
konuştu. Adaylığı ile ilgili iddialı yanıt verdi. Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkıyla seçilebileceğimize inanıyoruz. 4,5 yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçilen Yavaş'ın bu kez bir ittifak adayı mı olacağı yoksa tek başına CHP'nin adayı mı olacağı soruları vardı akıllarda. O seçmenin ayağa kalkması ama öğrendim ki yerel seçimlerde yani İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyormuş. Yerel seçimlerdeki başarı bize Cumhurbaşkanlığını getirmedi. Şimdi buradan benim de çıkardığım hatta ders hatta yerel seçimlerdeki başarı Cumhurbaşkanlığı kaybetmesine de evet belki. Biz kaybettik yani. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş adayımız derken, Yavaş'sa yeniden aday olduğunu söylerken, ittifak kulisleri yeniden hareketlendi. Partilerinde kendi içlerinde aday hareketliliği yaşanıyor. CHP'de Mansur Yavaş dışında 4 büyükşehir adayının daha kesinleştiği konuşuluyor. Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Kılıçdaroğlu daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıklamıştı. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var vesaire. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Onlar zaman içinde konuşulur. CHP'de değişim tartışmalarının fitilini ateşleyen İmamoğlu da bu sözleriyle İstanbul için adaylığının sinyalini vermişti ama İmamoğlu'nun adaylığı üzerine CHP'den henüz resmi bir açıklama yok. Ekrem İmamoğlu yeni günde sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. İstanbul'daki rakibimi biliyorum diyen İmamoğlu, kulislerde İBB için konuşulan isimler konusunda diğerleri beni ilgilendirmiyor dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için, koltuğu kaybetmemek için insanüstü bir çaba sergiliyor diyen gazeteci Deniz Zeyre'yi aradı. Böyle bir mücadelesi olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ben aday olmayacağım dedi. Daha önce de hiç aday olmadım, hiç dilekçe vermedim, örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem, örgüt aday gösterirse aday olurum. Başkent Ankara'da yeraltı dünyasında Kaplanlar grubu olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Operasyon kapsamında aralarında 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı. Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilmiş. Eski İçişleri Bakanı Sayın Soylu bu iddiaları reddetmişti. Ankara'yı sarsan operasyonda 14 tutuklama. Ankara'da yeraltı dünyasında Kaplan grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi Kalaşnikov silahlarla TRT önünde verdikleri pozda gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınmıştı. Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilirken Soylu bunu yalanlamıştı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçerek suç örgütüne yönelik çalışmayı genişletti. Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da uzanan baskınlarda aralarında 2. sınıf bir emniyet müdürünün de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Tamam, konuşma. Şurayı aç. Bekle. Abi ne yapıyorsun? Suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın da bulunduğu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi tutukladı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken emniyet müdürü de o isimler arasındaydı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, örgüt tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların da delillendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Suç örgütü lideri Kaplan'ın üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç satın aldığı da iddia edilirken, operasyonun daha da genişleyebileceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Geleceğin Şehirleri Zirvesi için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydı. Burada gazetecilerle sohbet eden Özhaseki, iddiaya göre kira sorununu çözmek için hazine arazilerinin imara açılacağını ifade etti. Meclis açılır açılmaz bu maddeyi de içeren yasal düzenlemenin yapılacağını belirtti. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Geleceğin Şehirleri Zirvesi için Riyad'daydı. Malumunuz 6 Şubat'ta 2 tane 9 saat arayla 3 dakika kadar süren 7.7 şiddetinde bir depremle karşı karşıya kaldı. Özhaseki 2023 Emlak Gayrimenkul Yatırım Sektörü Fuarına katıldı. Fuarda sergilenen projeleri takip eden Özhaseki, kendisine eşlik eden medya mensuplarıyla da sohbet etti. Özhaseki deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalarla barınma sorununu çözeceklerini belirtti. Kira sorununa da değindi. Yaşanan kira sorununu çözmek adına arzda çözüm bulabileceklerini söyleyen Özhaseki, sorunun çözümü olarak hazine arazilerini imara açacaklarını ifade etti. Şu anda milli emlak arazilerinin hepsinin bakanlıkları bünyesinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki, meclis açılır açılmaz ilk işlerinin bu maddenin de dahil olduğu yeni bir yasa çıkarmak olduğunu söyledi. Özhaseki'nin özellikle Riyad'da böyle bir açıklama yapması soru işaretlerine sebep oldu. Mevcut ekonomik sıkıntıda vatandaşın ne kiralara gücü yetiyor ne de yeni bir ev alabilecek gücü yok. Konut satışlarında yabancıların etkisinin arttığı böyle bir dönemde yapılan bu planlama akıllara körfez ziyaretinde yapılan anlaşmalara uygun bir adım mı atılıyor sorusunu getirdi. Ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer yöneticiler iyi insanlarsa, ufuklu insanlarsa, büyük yatırımlar yapıyorlarsa ve hedef koymuşlarsa, oraya doğru devam ediyorlarsa, koşuyorlarsa, gayret ediyorlarsa şehirlerin geleceği aydınlık. Bilindiği üzere Al Cezire kanalına konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da taşınmaz satın alımı sonrası vatandaşlık hakkı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Çekincelerin konuşulduğunu hatırlatan gazeteciye Arap kardeşlerimi Türkiye'ye davet ediyorum. Çekinmeden gelebilirler demişti. وَلَا تَأْخُذُ وَقْتًا أَطْوَلَا مِنْ شَهْرَيْنِ اِلَى ثَلَاثَ Üç ay içerisinde bu vatandaş. Efendim şimdi önemli bir konumuz var. Tabii günün de aslında önemine binaen davet ettiğimiz bir isim. Çok çok iyi hakim olan bir isim aslında o döneme. 43 yıl öncesine gideceğiz birazdan. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, aynı zamanda anayasa profesörü Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle beraber. Sayın Kamalak, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Teşekkürler, nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler de afiyetlesiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Efendim şimdi tabii 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl gibi bir süre geçti. Tabii biz her sene o 12 Eylül'e gidiyoruz. Aslında sizler yaşadığınız için çok daha iyi biliyorsunuz mutlaka ama detaylarını tabii size de soracağım. Siz defalarca aslında yayınlarda konuştuğumuz konular vardı. Yeni anayasa teklifleri söz konusuydu. O zaman da aslında Kenan Evren Anayasası'ndan bahsediyordunuz. Hem 12 Eylül darbesini biraz öncesi ve sonrası olarak değerlendirmenizi hem de Kenan Evren Anayasası'nı değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu yayınımızın milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Tabii ki 12 Eylül öncesi Türkiye yaşanmaz hale gelmişti. Hı hı. Maalesef bunda yetkililerin ve özellikle askeri cenahın büyük vebali vardı. Çünkü terör olaylarının üzerine gitmiyorlardı. Silah patronları temin ettikleri silahları bol kazanç üzerinden, aşırı kar üzerinden bir kısmını sağ kesimdeki gençlere, diğer kısmını da sol kesimdeki gençlere satıyorlardı. Bu münasebetle iki genç grup hemen her gün birbirleriyle savaş halindelerdi. Üniversiteler okunmaz hale gelmişti. Caddeler yürünmez duruma düşürülmüştü maalesef. O dönemin darbe liderine sorulduğunda bu durum ne oldu? Aslında bu darbeyi daha önce yapacaktık ama olayların biraz daha olgunlaşmasını bekledik diyordu ki
bu kanaatimce kabul edilebilir bir durum değildi. Askeri cenahın ülkenin muhafızı durumunda olan askerlerin bu şekilde hareket etmesi asla ve asla kabul edilemezdi. Maraş olaylarını düşünelim o dönemde. Hı hı. Efendim Sivas olayları, Çorum olayları. Velhasıl Türkiye'nin halde idi. Neticede 6 Eylül 1980 tarihi Akan hocamızın başkanlığında Konya'da milyonların katıldığı bir miting yapılmıştı. Kudüs mitingi. Hı hı. O da şeriatçı bir eylem olarak değerlendirilmişti o dönem. Bu askeri cenah tabii onların efendileri, bunu altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Alınması gerekenler alınsınlar varsın. Maalesef o darbenin, o hareketin 12 Eylül rejiminin ana sebebi olarak milli görüş erlerinin 6 Eylül günü Konya'da yapmış olduğu miting gösterildi ki bu kanaatimce bir ölçüde doğrudur. Hı hı. Çünkü milli görüş bu milletin özüdür, mayasıdır. Bu ülkeye yön vermek istiyordu. Efendim o çatışmalara son vermek istiyordu. Bunun ilacı milli görüştü. Ama yapılan mitingin adı Kudüs mitingi idi. Hı hı. Çünkü dönemin İsrail başbakanı Kudüs İsrail'in başkenti olacak demişti. Merhum liderimiz, merhum Erbakan hocamızın başkanlığında milyonların katıldığı o mitingde hep bir ağızdan adeta hayır, hayır, hayır diyerek arş titretiliyordu. Ne hayır deniliyordu? Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağı yönündeki İsrail Başbakanı'nın açıklamasına hayır deniliyordu. İsrail, Kudüs, İsrail'in ırkçı siyonizmin başkenti olamazdı, olmamalıydı. Çünkü orası Müslümanların ilk kıblegahı idi. İkinci olarak orası müminlerin Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç yolculuğunun başladığı ildi. Kudüs, Mescid-i Aksa. Bu yüzden orası ırkçı siyonizmin başkenti olamazdı, olmamalıydı. Hı hı. Üçüncü olarak 638'den bu yana Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin yönetiminden beri orası bir barış sitesiydi, huzur kentiydi. Bu münasebetle orası bu varlığını, bu statüsünü devam ettirmeli idi. Bu yüzden de Siyonizmin başkenti olmamalıydı, olamazdı. İşte bu gerekçe, bu gerekçe düzenlenmişti ve neticede bu miting gerekçe yapılarak darbe yapıldı ki kanaatince amacına uygundu. Çünkü o darbenin gerisinde Siyonizm vardı, Amerika vardı. Bir kısım dostlarımız belki hatırlamayacaklardır ama biz hatırlatalım. Amerikan başkanına Türkiye'de darbe oldu denildiğinde bizim çocuklar diye ifade etmişti. Aslında bu şanlı Türk ordusu için kanaatimce yüz kızartıcı bir durumdur. Bizim çocuklar, yani Türk askeri Amerikan başkanının çocukları durumunda. Kabul edilemez bir durumdu bu. Kabul edilemez bir durumdu. Ama gelinen noktaya bir baktığımızda efendim o darbenin amacı gerçekleşmiş durumdadır. Hı hı. Zira aradan 43 yıl gibi bir zaman geçmiştir. Bu 43 yılın aşağı yukarı 22 yılı AK Parti'nin iktidarda olduğu zamana tekabül etmektedir. Ama Kudüs
AK Parti sayesinde efendim İsrail'e başkent yapılmıştır. Yani o münasebetle darbe efendilerin amacına uygun bir gerekçeyle gerçekleştirilmiştir. Hı hı. İçeride ise tabii 600 küsur insan tutuklanmış. Birçok gencimiz idam edilmiş. Efendim bir gün önce yürünmez olan sokaklarımız adeta barış haline getirilmiştir. Sıkı yönetim durumunda. Bu, elbette sokaklarımızın, caddelerimizin yürünür hale gelmiş olması sevindirici. Ama bir önceki gün bu tür olayları teşvik eden yahut o tür olaylara göz yumanlara ne demek lazım? Bu ülkenin evlatları, bu ülkeyi korumakla görevli olan kişilerdir. Bu durumu kabul etmek asla mümkün değildir. Ha, kanaatimce o darbenin yankıları, efendim sonuçları bugün bile varlığını hissettirmektedir. Sadece o darbe orada kalmış değildir. Çünkü en kötü demokrasi kanaatimizce en iyi darbeden daha iyidir. Çünkü demokrasinin sahibi şu veya bu şekilde milletin kendisidir. Ülkenin sahipleridir. Devletin kurucularıdır. Onlar kendi aralarında tartışmaları olsa da netice itibariyle ülkenin geleceğini düşünmek zorundadırlar. Darbe ile bildiğiniz gibi siyasi partileri kapatıldı. Efendim darbe sonucu siyasi parti genel başkanları, önde gelen yöneticiler yasaklı hale geldi. Ama hukuka aykırı, demokrasiye aykırı hiçbir yasak varlığını ilelebet sürdüremeyeceği için neticede bildiğiniz gibi 1987 yılında aziz milletimizin referandumuna sunuldu. Yasak devam etsin mi, etmesin mi diye. Neticede aziz milletimiz o siyasi yasakların devam etmemesi konusunda karar kıldı. Su tabii mecranı bulur kuralı gereğince neticede bütün engellemelere rağmen 1989 yılında Milli Görüş Belediyeciliğinin bir bakıma temelleri atıldı. 5 büyük ilimizde Milli Görüşçü adaylar belediye başkanı seçildi. Sonra 94 yılına geldiğimizde 27 büyük ilimizde belediye başkanlığını Refah Partimiz kazanmıştı. 95 genel seçimlerinde Milli Görüş'ün o zamanki partisi, temsilcisi Refah Partisi Türkiye genelinde birinci parti olmuştu. Ama öbür tarafta darbeyi yapmış olan zihniyet harekete geçiyordu. Diyorlardı ki eğer engellenmeyecek olursak, yani Milli Görüş Hareketi'ni, Refah Partisi'ni engellemeyecek olursak 2005 yılında tek başına iktidar olacaktır yapılan anketlere göre. Hı hı. O zaman anayasayı tek başına değiştirme gücüne ulaşacaktır. Geç kalmış oluruz denildi ve harekete geçtiler. O zamana kadar ki uygulamaya meclis tahammüllerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı birinci partiden seçilirdi. Ama o zaman öyle olmadı. Engellendi. Doğru Yol Partisi'nden Mustafa Kalemli Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına getirildi. Alışılmış bir takım klasik ifadelerle ben şundan yanayım, ben bundan yanayım falan falan dedi ama demokrasiden yanayım diyemedi. Hı hı. Milli iradeden yanayım diyemedi.
Neticede kendisi de yok olup gitti. Ama öbür taraftan konulan hedef varlığını sürdürüyordu. Ne yapmak lazımdı? Milli görüşün yolunu kesmek gerekiyordu. Bunun için belirli çevreler yine harekete geçti. Yani bu, bütün bunlar 12 Eylül'ün uzantısı durumunda olan düşüncelerin ürünleri. Misalen 30 Nisan 1996 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde eski Kültür Bakanlarımızdan birisi bir makale yazdı. İsmini şu an için hatırlayamadım ama şöyle diyordu. Refahı bölmek. Eski Kültür Bakanımız ismini şu an hatırlayamadım. Arada şu kadar zaman geçtiği için. Refahı bölmek. Ne yapıp edip refahı bölmemiz lazım diyordu. Bunu bölmemiz lazım. Refah Partisi hakkında o zaman henüz kapatma davası açılmış değildi. Çünkü kapatma davası 21 Mayıs 1997 tarihinde açıldı. Neticede Refah kapatıldı. Fazilet Partisi'ni kurduk. Efendim, neden sonra Tayyip Bey biliyorsunuz malum şiirinden dolayı mahkum edildi. Bu mahkumiyet üzerine yine Milliyet Gazetesi'nden Güneri Civaoğlu Bey 24 Eylül 1998 Fazilet Partisi üzerine senaryolar. Hayıflanıyordu. Neye hayıflanıyor? Diyordu ki Fazilet Partisi üzerine siyasetin doruklarında bir takım projeler üretiliyor, senaryoları yazıyordu. Kelimeler belki farklı olur ama özü bu. Bu projeye göre diyordu Sayın Civaloğlu, milli görüş içerisinden bir isim ele alınacaktı. Bu isim iyice süslenip cilalandıktan sonra öne çıkarılacak. Milli görüşün gelecekteki müstakbel genel başkanı diye milli görüşe takdim edilecekti. Bu isim bulunmuştu. Recep Tayyip Erdoğan. Haliyle Erbakan Hoca milli isim etmeyecekti. Bu durumda Recep Tayyip Erdoğan Fazilet Partisi'nden koparacağı 45-50 civarındaki milletvekiliyle Fazilet Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kuracaktı diyor. Ne oldu diyor. Şimdi Tayyip Bey'i yasaklı hale getirdiniz. Bu projeden vaz mı geçildi diyor. Hayıflanması o yüzden. Yoksa Tayyip Bey'in cezalandırılmış olması, siyasi yasaklı hale getirilmiş bulması onu ilgilendirmiyor. Proje aksayacak diyor. Proje aksayacak. Neticede o proje fazla geciktirilmeden devreye sokuldu. Bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan henüz milletvekili bile değilken Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'a giden yollarına halılar, kırmızı halılar döşendi. O, bildiğiniz gibi millet kesesinden bir takım mevkiler, makamlar lütfedilerek, şimdi ifade ediyorum, şu veya bu şekilde önce milletvekili yapıldı, sonra başbakanlığa getirildi, sonra da cumhurbaşkanlığına getirildi bildiğiniz gibi. Bütün bunların temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii Sayın Kılıçdaroğlu da bugünü anarken tabii buna benzer bazı ifadelerde bulunmuştu. İktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz demişti. AK Parti'den Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mı bahsediyor sizce bunu söylerken? Şüphesiz zaten oralara dayanıyor temel. Dedim ya,
12 Eylül'ün etkileri bugün bile varlığını sürdürüyor. Eğer Türkiye'de darbeler olmasaydı bugün Türkiye böyle mi olurdu? Öbür taraftan Tayyip Bey başbakanlığa, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına getirilmemiş olsaydı Kudüs bugün İsrail'in başkenti mi olurdu? Eğer Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı olarak iktidara taşınıp da milli görüşün yolu kesilmemiş bulunsaydı bugün İslam coğrafyası böyle mi olurdu? D8'ler böylesine atıl, böylesine açık mı kalırdı? Hayır, hayır, hayır. Peki Sayın zaten, Kamala, şimdi milli görüş devam etmediği için mi bunlar oldu, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mı bunun böyle olmasını istedi? İfadeler farklı anlaşılabilir diye sormak istedim. Efendim, şimdi milli görüş varlığını bugün de sürdürüyor. Hı hı. Yok, yani o, iktidar sürecinden bahsediyor. İktidar sürecinden şöyle diyelim. Onun yolunu kestin diye iş projeyi yapanlar bellidir. Hı hı. Netice itibariyle bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde biz milli görüş gömleğini çıkardık dedi. Hı hı. Milli görüş gömleğini çıkardık. Peki ne giydiniz başınıza, sırtınıza o zaman? Amerikan çuvalı. Kuzey Irak'ta hatırlayacaksınız. Şanlı Türk askerlerimizin başına çuvallar geçirilmişti. Milli görüş bölünmese haddine miydi Amerikan'ın o çuvalları Türk askerinin başına geçirmesi? Mümkün değildi. Hı hı. Ha, dediğimiz gibi D8'de hızlı bir biçimde mesafe kat ederdi ve bugün D8'ler kanaatimce Avrupa Birliği'nden de Amerika'dan da iktisadi bakımdan konuma gelirdi. Çünkü Amerika kendi kaynaklarını büyük ölçüde bitirmiş durumda. Hele hele Avrupa, keza yine öyle. Ama Orta Doğu, özellikle İslam coğrafyası dünyanın en zengin madenlerine sahip. Hı hı. En kaliteli petrol ocaklarına sahip. Ve çok çok daha önemlisi, dünyanın en dinamik nüfusuna sahiptir. İşte bütün bunları etkisiz hale koyabilmek için efendim kendisini Orta Doğu projesi eş başkanı olarak ilan edilen Sayın Erdoğan iş başına getirildi. Evet. Bir proje ürünüdür. Bu proje varlığını hala sürdürüyor ama kanaatimce sona doğru yaklaşmış gibiyiz. Peki Sayın Kamalak, şimdi diğer taraftan sürekli yeni anayasa çağrısı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz bu konular geçtiği zaman yine aslında konumuz da yine 1980-82 anayasası, Kenan Evren anayasasından bahsetmiştiniz defalarca. Bugün de yine bugünü anarken, yani bugünden bahsederken tekrar bir çağrı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim diyor. Birçok konuda pek böyle bir çağrıda bulunmuyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ama yeni anayasa konusunda bütün siyasi partilere bu çağrıda bulundu. Kenan Evren anayasasıyla yapılmak istenen anayasa arasında ya da şu anki kullandığımız anayasa arasında ne gibi farklar söz konusu? Yeni referandumla en azından yapılacak şeylerle alakalı. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişikliği konusundaki kanaatimizce şu aşamadaki tek hedefi 50+1 oranını değiştirmektir. Eğer milletin yararına, adalet yönünden, hukuk devleti açısından bir endişesi varsa, hı hı, kanaatimce bütün olumsuzluğuna rağmen, bütün olumsuzluğuna rağmen Kenan Evren anayasasını uygulaması bu ülke için hayırlı olur. Hı hı. Bak, o alanda henüz doçent iken, üniversitede doçent iken 91 veya 92 yılında bir öneride bulunmuştum. Makale yazdım. Hı hı. Nasıl bir anayasa? Tamam mı? Ha, şu an tabii ki orada eleştiriyordum. Kenan Evren anayasasını eleştiriyordum. Hatta
hem anayasayı eleştiriyordum, Kenan Evren Anayasası'nı, hem de GÖK'ü eleştiriyordum. 12 Eylül'ün bir ürünü olan GÖK'ü eleştiriyordum. Eleştirdiğim için de arkadaşlarım beni eleştiriyordu. Diyordu ki senin önünde profesörlük var. Yani doçenttim o makaleyi yazdığımda. Önünde efendim profesörlük var. GÖK'ü eleştirerek, hele hele anayasayı eleştirerek nasıl profesör olacak diyordu. Ben diyordum ki bilim adamının temel özelliği samimi olması, dürüst olması ve bunları ne pahasına olursa olsun aziz milletimize iletmesi lazımdır diyordum. Şimdi bakıyoruz. Gerçekten bugünkü hükümetin zihninde adalet yok. Hukuk devleti yok. Bunlar yok. Ha, eğer var idiyse bak 11 defa değiştirdi bunlar anayasayı. İş başına geldiklerinden bu yana 11 defa değiştirdiler. Ama Kenan Evren Anayasası'na göre misalen savaş halinde bile olağanüstü halde dahi anayasanın, Kenan Evren Anayasası'nın 15. maddesinin son cümlesine göre haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça kimse suçlu sayılamaz. Savaş halinde bile düşünün. Bu mütakip 38. maddede tekrar ediliyor. Bir vurgu daha yapılıyor. 4. fıkrasında deniliyor ki haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu sayılamaz. Ama bugün bakıyoruz. Bugün bakıyoruz. İçeride hiçbir suçu olmadığı halde senelerdir tutuklu bulunan insanlarımız var. Öbür tarafta, öbür taraftan anayasanın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti adalet üzerine kurulu bir hukuk devletidir. Ama bu devletin misalen ağır ceza mahkemeleri birçok vatandaşımız için beraat kararı vermiş ama görevlerine dönememişlerdir. Öbür taraftan Anayasa Mahkemesi tabir caizse feryat ediyor. Diyor ki gerek idare adli yargının vermiş olduğu beraat kararlarını dikkate almak zorundadır diyor. Diyor ama o sesine kulak veren yok. Zira başta biliyor aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ben bu anayasaya saygı duymuyorum, kararlarına da itibar etmiyorum demişti. Öyle olunca şimdi hukuku bir tarafa bırakacak olursam anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasına yani 4. fıkrasına göre mahkeme kararlarını, sadece burada Anayasa Mahkemesi kararı değil, hangi mahkeme kararı olursa olsun, ne nitelikte olursa olsun, yürütmeyi durdurma olabilir, iptal olabilir, beraat olabilir, şu bu. İdare ve parlamento mahkeme kararlarını geciktirmeksizin ve değiştirmeden uygulamak zorundadır. Bugün buna uyuluyor mu? Hayır, hayır. O zaman ben diyorum ki AK Partili kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanım nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Adaleti bir kenara iten, hukuk devletini rafa kaldıran bir uygulama çerçevesinde nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Nasıl değiştireceksiniz? Şunu söyleyin bakalım, görelim. Ama yok, kanaatimce değiştirmek istedikleri tek şey Cumhurbaşkanlığı seçiminde vesaire %50+1'i değiştirmektir. Sayın Kabalak, bu %50+1'in kalkması muhalefetin de işine gelmez mi? Yani muhalefette böyle bir şey istiyordur diye en azından defalarca açıklamalar yapıldı. Bir tek herhalde Sayın Bahçeli diretiyor %50+1'de.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da sizin de ifade ettiğiniz gibi son seçimlerden sonra özellikle pek istiyor gibi değil. Efendim şimdi bir kısım muhalefet de isteyebilir bunu. Hı hı. Ama devlet Sayın Bahçeli'nin istememesi de normal. Hı hı. Şu an kenarda olmasına rağmen iktidardadır. Hı hı. Kenarda durmasına rağmen iktidardadır. Yani 50 artı 1 kalkarsa bir ihtimal Cumhur İttifakı da daha rahat dağılabilir. Tabii ona lüzum kalmayacaktır. Hı hı. Ona lüzum kalmayacak. Evet. Yani o münasebetle Sayın Bahçeli'nin bu yönde görüş beyan etmesi normaldir. Ha, öbür taraftan bakın ittifaklar oluşuyor. Halbuki siyasi parti ayrı bir vizyonun sahibi olan partidir. Hı hı. Kendi düşünceleriyle, kendi görüşleriyle iktidara gelmek isteyen ve kendi programını uygulamak isteyen kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur siyasi partiler. Hı hı. Ama bakıyoruz şu an Türkiye'de aşağı yukarı efendim iki parti var gibi. Hı hı. İki parti var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, bir de öbür tarafta HDP dediğimiz bir şey var, parti var ama o da tek başına bir varlık gösteremiyor. Hı hı. İşte o zaman her bir kişinin birey olması, fert olması gibi her bir partinin de kendi düşüncesiyle, programıyla milletin huzuruna çıkıp meramını anlatması, reçete biziz, efendim çare biziz diye halktan oy istemesi lazım. Ama 50 artı 1 bu partiler bakımından bu imkanı ortadan kaldırıyor. Belki muhalefetin işine gelebilir falan ama aziz milletimizin işine gelmez diye düşünüyorum. Peki Sayın Kamalak, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok değerli de aktardıklarınız. Hürmet ederim efendim. Hayırlı yayınlar olsun. Aziz milletimizle selamlar, saygılar, iyi akşamlar efendim. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Anayasa Profesörü, Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle beraberdi. 12 Eylül 1980 darbesini aslında değerlendirmeye çalıştı. 43 yıl geçti üzerinden ama etkilerinin hala olduğuna dair bazı yorumlar da söz konusu. O darbeyle beraber Türkiye'nin çeyrek asır geriye gitti yönünde de tabii birçok yorum da söz konusuydu. Tabii yeni anayasa çağrısı var Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu böyle bir günde 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, 43. yıl dönümünde yeni anayasa çağrısını yineledi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir kere daha gelin birlikte karar verelim ve yeni anayasanın temellerini atalım dedi. Gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim çağrısı var Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Muhalefetin cevabı ne olacak onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ve yeni anayasa tartışması da uzun zamandır biliyorsunuz gündemde. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Günden yansıyanlara kısa bir ara veriyoruz. Reklamların hemen ardından birlikteyiz. Yansıyanlar devam edecek. Modalife'da rakipsiz fiyatlar. Koltuk takımları 10.660 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Türkiye bu kokuları çok başka seviyor. Gerçek kullanıcıların gerçek yorumlarıyla Türkiye Bingo Fresh kokularını çok başka seviyor. Bu sevgiye layık olmaya devam edeceğiz. Bingo çok başka. Her yeri sildik, pırıl pırıl ettik, uyguna geldik. Doğa doğa. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda. Doğa doğa. Yumuşatıcıyla, deterjanıyla, mis kokusuyla. Doğa doğa. Hijyeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa doğa, doğa doğa, doğa doğa. Bütçenizin doğasına bakın. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz.
Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Yeniden belki bir şeylerimi yapabilirim. Yine ayakta kalmaya çalışırım. İyi ki de yapmışım. İşimizi de gördü. Evimizi de onardık. Allah'a çok şükür. Allah dastan razı olsun. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Toplumsal kabuller ve gerçekler karşısında bir hakikat arayışı. Anormal olan her şeye rağmen bir normal silsilesi. İnsanın kendini aradığı ve bulduğu o ses. Birçok haberimizi sizler için ekranlarca sizlere yansıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Doğru ve dürüst, ilkeli ve Türkiye'nin ihtiyacı. Yavuz Selim Sözer'le
TV5 Ana Haber hafta içi her gün 19'da TV5'te. Den yansıyanlar devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Günden yansıyanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tasarruf çağrıları var biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından sürekli tasarruf çağrısında bulunuluyor. Özellikle enflasyonun bir tasarrufla düşürüleceği en azından düşünülüyor galiba iktidar tarafından. Bu tasarruf çağrıları vatandaşa yapılırken diğer taraftan defalarca aslında özellikle Bursa ve depremi yaşadığı halde Kahramanmaraş Belediyesi, AK Partili belediyelerin hangi ürünlere nasıl harcamalar yaptığını görmüş olduk israf adı altında. Ama diğer taraftan da meclis üyeleri çoğunlukta olduğu için iktidar tarafının, Cumhur İttifakı tarafının muhalefet belediyelerine bir şekilde ambargo koyuluyor. Ek bütçe talepleri reddediliyor. Onlardan bir tanesiyle devam ediyoruz. Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'ın Saadet Partili Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ek bütçe tekliflerinin kabul edilmemesine tepki gösterdi. Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Turan iktidara seslendi ve siyasi baskı ve engellemelere boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz dedi. Kardeşim bu parayı yolluyorum. Sen de bu parayı bütçenin dahilinde kağıtlara hizmet et. Kredi değil, doğal hakkı kağıtlarlara gelip harcanması için verilen bir hak. Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz dedi. Meclis kürsüsünden iktidara seslendi. Hizmet olarak dönmesi için nedir bu? Personel maaşı var içinde. Akaryakıt var. Hadi öbür işleri bırakalım. Şu an biz diyelim ki bütçe onaylanmadı. Onaylanmadığı zaman ne yapacağız? Personel giderini ödeyemeyeceğiz. Yetki vermediniz. Ne yapacağız? Çöp kamyonlarını çalıştırmayacağız. Yakıt koyamayacaksın. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ek bütçe yapmak zorunda kalan belediyelerden biri de Saadet Partili Kahta Belediyesi. Belediye Eylül ayı olan toplantısının ikinci birleşiminde ek bütçe talep etti ancak AK Partili ve bağımsız meclis üyeleri hukuka aykırı bir şekilde siyasi saiklerle ek bütçe talebine red oyu verdi. Turanlı belediyenin ilçeye hizmet yapmasının engellendiğini söyledi. Şimdi burada bir kredi kullanmıyoruz. İller Bankası'nın, devletin, Kahta'nın hizmetine kullanmak üzere vermiş olduğu paraları hizmete dönüştürmek üzere gelen bir para. Altını bir kez daha çiziyorum. Bugüne kadar 2000 lira bir kredi kullanmışız, 140 küsür bin lira kredi borçları ödemişiz. Duruma tepki gösteren Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, siyasi baskı ve engellemelere rağmen boyun eğmediklerini belirterek bundan sonra da eğmeyeceklerini söyledi. Süpürgeciler çalışacak ama çöp kalkmayacak. Personel maaşını almayacağım. Siz burada yok dediğiniz zaman bir daha 3 gün içinde toplanmamız gerekiyor. 3 gün sonra da yok dediğinizde yasal olarak idari mahkemeye götürülecek. Ama bugün itibariyle yok dediğinizde bütün işlemler durdurulacak. Halkımıza da bununla ilgili bilgi vermek zorundayız. Turanlı ayrıca belediye hizmetlerinin bütçesizlik nedeniyle tıkanma noktasına gelmesine sebebiyet verildiğini vurgu yaptı. Gelen parayı kullanma yetkisi vermesen personele maaş ödemeyeceğiz. İdari mahkemeye götüreceğiz. Yarından itibaren işte yok dediğimizde 3 gün içinde yine toplanmamız lazım. Ondan sonra da bu işi idari mahkemeye götüreceğiz. İdari mahkeme ne zaman nihai sonucu nasıl verirse. Hadi öbür işleri bırakalım. Şu an biz diyelim ki... Evet, ambargo uygulanan belediyelerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çeşitli provokasyonlar yapılmaya devam ediyor İBB'ye yönelik. Onlardan bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarında yaşanan durumlar aslında. Sık sık gündeme geliyordu arızalar ve tartışma konusu olmuştu bu özellikle sosyal medyada. Son olarak Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattında bir olay yaşanmıştı ve olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı açıklamalarda bulundu. Sabotaj yapıldığını belirtti İmamoğlu ve bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz dedi. Önce kalabalığı hiçe sayıp durdurdular, ardından çalışmıyor diye kayda aldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarına yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi.
2019 yılında İBB Başkanlığı görevine başlayan İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana yürüyen bant ve merdivenlerde yaşanan arızalar sık sık tartışma konusu olmuş, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü. Kesintisiz bir hale gelmesini M1 Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattında kaydedilen görüntüler, yaşanan arızanın sabotaj olduğunu gün yüzüne çıkardı. Oranla eriştik biz acaba toplu taşımada. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden birinde iki, diğerinde ise bir kişi, vatandaşların yürüyen bantları kullandığı esnada düğmesine basıp durdurduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca merdivenlerin durmasının hemen ardından bir vatandaşın da çalışmayan merdivenleri telefonuyla kameraya kaydettiği görüldü. Ali Beyköy Eminönü tramvay hattında incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, 14 duraklı hattın Fesane istasyonundan tramvaya binerek vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu'nun gündeminde yapılan sabotaj da vardı. Eksiklerimiz olabilir, bazı hatalarımız olabilir, geçmişten gelen bazı imalat eksiklikleri olabilir. Bunları hızlıca toparlıyoruz. Bazen de böyle bizimle oynayan insanlar da oluyor. Merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden. İmamoğlu görüntülerin ardından yasal işlem yürüttüklerini ifade etti. Bu çocuksu işleri, çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Ama o tür uygulamaları kan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Bütün bu yatırımlar milletin yatırımları, İstanbul'a ait. Efendim devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz'da dar tanımlı işsizlik sayısını açıkladı ve işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise geçen aya göre 1,5 puanlık azalışta %22,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye'deki işsiz sayısı düştü. TÜİK'e göre Temmuz'da dar tanımlı işsiz sayısı önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak %9,4 seviyelerine geriledi. Bu oran erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok. Ama ne diyor? Ha, benim istediğim gibi iş yok. İşsizlik verileri açıklandı. Makyajlı TÜİK rakamlarına göre bile ülkemiz 104 ülke içerisinde maalesef en yüksek işsizliğe sahip 18. ülke ve daha acı olan ise çalışanların büyük bir çoğunluğu asgari ücret almakta. Asgari ücret de açlık ve yoksulluk sınırının altında. Genç işsizlik oranı ise hala çifthanelerde. TÜİK'e göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla %18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,1 olarak tahmin edildi. Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl iş gücü oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalışta %22,7 oldu. Belki insanlarımızın alım güçleri yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü ama kimseyi işsiz bırakmadık. Aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. İddia ediyorum eğer işsizlik oranları gerçek manada hesaplansa bu oranların en az 3 katı ile karşılaşırız. İşsizlik bir insan için büyük bir yıkım ama çalışanların da hali perişan. İktidar 21 yılın sonunda vatandaşları 40 satır mı 40 katır mı çaresizliğine düçar etti. İşsizlik sorunu TÜİK'e göre tek haneye inse de işçi sendikalarına göre rakam korkutucu boyutlarda. Herkes içeri baksın. O boş kaldığımız günler çok... DİSK tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2023'te 8 milyon 742 bin. (Gülüyor)
Rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında maaşlar her geçen gün daha da fazla erimeye devam ediyor. Milyonlarca emekli de maaşlarına iyileştirme yapılacağı tarihi aslında bekliyorlar. Ancak iktidardan gelen açıklamalar hep birbirinden farklı oluyor son zamanlarda. Son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Karım evde felç, incir istedi benden. 5-5 lira dediler, 1 kilo incir alamadım. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam haberinde. Emeklimizi, memurumuzu, işçimizi biz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu bizim taahhüdümüz. Tövbe alamıyor. Mesela ya şurada gördüğün hemen hemen hepsini can istiyor. İnsansın, istiyor ama alamıyor. Gücün yetmiyor. Rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında maaşlar her geçen gün daha da eriyor. Emekliyim. Nasıl yetişecek bu şartlar altında? Yetişmiyor. Zam bekliyoruz ama devlet bir türlü vermiyor. Kazandı. Kira var, elektrik var, su var, telefon var. Nasıl geçindiğimiz mi? Ben de şaşırıyorum, bilmiyorum. Temel gıda ürünlerinden akaryakıta, iğneden ipliğe gelen zamlar karşısında ay sonunu nasıl getireceğinin hesabını yapan emekli işin içinden çıkamıyor. Her şey pahalı. Fiyatlar çok yüksek. Bir fasulyenin kilosu 50 lira. Kiraz şeftalinin kilosu 50 lira. Nasıl geçiniyorsun? Ekmek olmuş 7,5 lira. Hesabıma gelen yerden azıcık bir şey alırım. Nefsi körletmez için. Milyonlarca emekli maaşlarda iyileştirme yapılacağı tarihi bekliyor. Ancak iktidardan gelen açıklamalarsa birbirinden farklı. Edindiğim bilgilere göre de meclis açılır açılmaz özellikle emeklilerin 7500 alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma iyileştirme yapılacak diye düşünüyorum. Nisan ayında 5500 lira olan en düşük emekli maaşı 2000 lira artışla 7500 liraya yükselmişti. Meclis açılır açılmaz. Vallahi başkanım. Ekim'de. Meclis açılır açılmaz. Cumhurbaşkanı talimat verir. İletirsene çok seviniriz. Temmuz'da yapılan zamlarsa 7500 TL üzerinden değil, kök aylıklarından yapıldı. Bu uygulama nedeniyle milyonlarca emeklinin maaşı değişmedi. Yani bizi de biraz düşünsünler. Bizim de çocuğumuz, ailemiz var. Emekliler ay ortasını getirmek bir yana çarşı pazara dahi çıkamaz oldu. Var, elektrik var, su var, telefon var. Nasıl geçindiğimiz mi? Ben de şaşırıyorum. Bundan 4 yıl önce bir emekli 2 asgari ücret düzeyinde maaş alırken, bundan 10 yıl önce emekli olan bir vatandaş ev araba alırken, bugünkü emekliler aldıkları maaşla ev kiralarını bile ödemekte zorlanıyor. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Memurlara yapılan zamma ilişkin kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenleme yer almadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. En düşük emeklilerimizin durumunun en düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı oldu. O çalışmaları ya tabii ki yapıyoruz. Efendim bir zam haberiyle devam ediyoruz. O zam çayın tadını kaçırır nitelikte. Açıkladığı zararlarla gündemden düşmeyen Çaykur bugün çaya %15 oranında bir zam yaptı. Seçimden önce 10 ay boyunca çaya dokunmayan, fiyatlarına dokunmayan Çaykur seçimlerden sonraki 3 ayda toplam %90'ı aşan oranda zam yapmış oldu. Sektör temsilcileri ise sene sonuna kadar her ay en az %10 zam yapılabileceğini belirtiyor. Yaptığı zararlarla gündemden düşmeyen Çaykur zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. İktidarın seçim ekonomisi adı altında yaptığı çalışmalardan biriydi çay fiyatlarına zam yapmamak. Çaykur'da seçimden önce 10 ay boyunca çaya hiç zam yapmamıştı. Seçim bitti, her alanda da olduğu gibi Çaykur'da da zamlar yağmur gibi yağdı. 3 ay içinde 3 zam yapan Çaykur o zamlara bir yenisini daha ekledi.
Çaya 8 Haziran'da %43-45 aralığında, 14 Temmuz'da %9,8 oranında ve 15 Ağustos'ta %5 oranında zam yapan Çaykur %15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Çaykur'un en çok tüketilen markası Tiryaki'nin kilogram perakende fiyatı, Haziran başında yapılan zam sonrası 98 lira 80 kuruştan 141 lira 50 kuruşa çıkmıştı. Bugünkü son zamla beraber 187 lira 10 kuruşa yükselmiş oldu. Böylece seçimlerden önce 10 ay boyunca yeni zammı gitmeyen Çaykur, seçimlerden sonraki 3 ay 4 kez zam yaparak çay fiyatlarına %90'ın üzerinde artış yapmış oldu. Zamma gerekçe ise akaryakıt fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler. Zamlar bununla da sınırlı kalmayabilir. Öyle ki sektör temsilcileri 10 ay boyunca artış yapılmamasının piyasayı zora soktuğunu, zararın minimize edilmesi için sene sonuna kadar her ay %10'luk zam yapılabileceğini ifade ediyor. Efendim eğitime, ekonomiye birazdan döneceğiz, yine bakacağız, konuşacağız ama 12 Eylül 1980'e gidiyoruz. Neler yaşandı ona bakacağız. Tam 43 yıl geçti 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden. Türkiye'yi yarım asır geriye götüren darbe, demokrasi tarihinin kara lekesi olarak hala akıllardaki yerini koruyor. O karanlık günlerin geride bıraktığı acılarsa ilk günkü gibi taze. Peki Türkiye'yi darbe sürecine hangi adımlar götürdü? O günlerde neler yaşandı? Detayları izliyoruz. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 43 yıl geçti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül darbesi, Türkiye'de demokrasinin askıya alınmasına, insan hakları ihlallerine ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Darbe döneminde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alındı, 210 bin kişi yargılandı, 10 bin kişi hakkında idam kararı verildi ve 517 kişi idam edildi. İşkence ve faili meçhullerin çokça yaşandığı dönemde 1000'e yakın film yine sakıncalı bulunduğu için yasaklandı, 4000'e yakın öğretmen, çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi. Yüzlerce gazeteci için de binlerce yıla varan hapis cezaları istendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen, son askeri darbesi olarak tarihe geçen 12 Eylül 1980 darbesinin başladığı, Cuma günü saat 03.59'da TRT Radyosu'ndan İstiklal Marşı ve sonrasında anons yapılmadan Harbiye Marşı'nın çalınmasıyla anlaşıldı. Marşın bitiminde Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayımlanan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi okunmaya başlandı. Hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi... Darbenin en önemli gerekçesi güvenlik oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22 Mart 1980'de ilk turunu yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimini 114 tur oylamayla yaptığı halde darbe gününe kadar sonuçlandırılmamasının da etkili olduğu süreçte birçok cinayet işlendi. 6 Eylül'de Konya'da düzenlenen Kudüs mitingi de darbe yönetimi tarafından şeriatçı girişim olarak gösterilmişti. 12 Eylül darbesiyle Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, meclis feshedildi. 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı askeri dönem başladı. Cuntacılar 13 generali ülke genelinde ilan ettikleri 13 sıkı yönetim bölgesine komutan olarak atarken, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetleri de durduruldu. Siyasi partileri de lağveden askeri yönetim, Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'i Hamza Koy'a, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne gönderdi. Siyasi yasaklar geldi. Olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Darbeye liderlik eden 5 generalin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu'ya kurdurulan hükümet 21 Eylül'de göreve başladı.
Darbenin ardından geçen 3 yıl içinde önemli kanunların tamamına yakını değiştirildi ve askeri yönetimin belirlediği danışma meclisi tarafından hazırlanan anayasa yapılan güdümlü referandumda %92'lik evet oyu aldı. Yıllar sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağına dair anayasanın geçici 15. maddesi 12 Eylül 2010'daki referandumun ardından kaldırıldı. Yargılama sonucunda dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Darbenin yıl dönümünde siyasetin mesajları da arka arkaya geldi. Bundan tam 43 yıl önce Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşadı. Ülkenin darbe gününe nasıl geldiği ayrı bir hikayedir, ayrı bir tartışma konusudur. Darbenin yıl dönümünde yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, 1982 yerine 2023 dedi. Geçmiş birikimleri geleceğin hedefleriyle bütünleştiren yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Darbe anayasası gölgesinden kurtaracak olması bile yeni anayasa çalışmalarını kıymetli kılmaya tek başına kafidir. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ise manidardı. Kılıçdaroğlu iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül zihniyeti de, 15 Temmuz zihniyeti de, 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimlerde elbet hesap vermeye mecburdur ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdoğan gündemi de 12 Eylül'dü. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında egemen güçler vardır. Ama egemen güçlerin Türkiye'de ameliyat yapmasını sağlayan da Türkiye'nin aydınları olmuştur, siyasetçileri olmuştur, medyası olmuştur, sermayesi ve sivil toplum kuruluşları olmuştur. İyileri tenzih ederim. Allah bundan sonra bir daha kimse eline silah almaz, bir daha kimse ordunun içerisine cuntalaşmaz, bir daha kimse demokrasi kisvesi adı altında tek parti, parti devleti veya kişi devleti kurmaya çalışmaz. 12 Eylül'ü bir kez daha kınıyor. 12 Eylül öncesi mücadele eden o gençlerden idama gidenleri, ölenleri ve öldürülenleri de rahmetle anıyorum, sağcıları ve solcuları. İnşallah şu cümleyi bir daha söylemeyiz. Efendim devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bizlerle beraber. Sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Türkiye gibiyiz. Peki. Efendim bugün 12 Eylül 1980 darbesinin 43. yıl dönümü. Detayları da aslında izledik haberimizde. Siyasilerden de mesajlar söz konusu. Sayın Kılıçdaroğlu da yine bir tweet attı ve söyledikleri manidardı aslında. Ona geleceğiz ama 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'ye ne kazandırdı ne kaybettirdi? Kazandırdığı bir şey var mı? Daha çok tabii kaybettirdikleri üzerinden konuşuyoruz ama neler söylersiniz efendim? Kazandırdığı hiçbir şey yok Türkiye'ye. Evet. Kaybettirdiği çok şey var. Demokrasimiz çok uzun yıllar geriye gitmek zorunda kaldı. Çok sayıda insanımız işkencelerde hayatını kaybetti. Çok sayıda yurttaşımız cezaevlerinde... Evet Sayın Vekilim sesimi alabiliyor musunuz? Sayın Vekilim sesimi alabiliyor musunuz? Peki efendim bir dosya paylaşalım sonrasında tekrar bağlantı sağlamaya çalışacağız Ali Öztunç'la. Ekonomik kriz, ekonomiden bahsediyoruz aslında ve ekonomik krizin en net fotoğrafını gösteren, fotoğraflardan aslında gösteren biriyle devam edeceğiz. Mersin'de görüldü ekonomik krizi en net bir şekilde gösteren fotoğraf diyelim. Ekonomik krizin altında ezilen vatandaşlar belediyenin mahalle mutfakları uygulamasıyla 3 çeşit yemeği 6 liraya almak istedi. Uzun kuyruklar oluştu. Yaptığı kuruş hesaplarıyla ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşın hali perişan. Çarşı pazarda fiyatlar ateş pahasıyken alım gücünün giderek düştüğü Türkiye'de vatandaşlar temel ihtiyaçlarından bile kısar hale geldiler. Mevcut durumda ucuz olan her şeye de rağbet oldukça arttı. Yoksulluğun acı tablosu Mersin'de bir kez daha çizildi.
Sözcünün haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin artan hayat pahalılığıyla dar gelirli veya sabit gelirli vatandaşların hem ucuz hem de sağlıklı beslenmesi adına "Tenceremiz paylaşım için kaynıyor" sloganıyla hayata geçirdiği mahalle mutfaklarının sayısı 42'ye yükseldi. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının altında ezilen dar gelirli vatandaşlar 3 çeşit yemeği 6 lira gibi sembolik bir ücretle alıyor. Daha önceden duymuştuk yani, bizim buraya geldiği için çok memnun olduk yani. Olan var, olmayan var işte, geliyorsun alıyorsun, isteyen alıyor. Vatandaşlarsa 6 lira gibi bir rakama 3 çeşit yemek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Çünkü artık evlerinde pişirecekleri yemeğe cebindeki paraları yetmiyor. Şimdi ben 3 kişilik yemek aldım. Oradan baksan ne kadar şey yapsan, dünya et var, pilav var. Bunu yapmanın stresi, bir de yapmak tüp zaten 500 lira oldu ablam. Mümkün değil, yapamayız yani, zannetmiyorum. Milyonların mutfağı alev alev yanarken ekonomik krizin ortaya çıkardığı acı tablo görenlerin içini sızlatıyor. Çocuklarımız çünkü var, biz ne olsak yiyor ama onlar her şeyi seçiyorlar. Elden gelen öğün olmaz, o da anında bulunmaz diye bir atasözümüz var. Çocuklar seviyorlar yani, içinde pilav, ondan sonra çorbası, şuyu, her şeyi geliyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tekrar yayınımızda. Sayın Vekilim tekrar hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Peki, tekrar bağlantı sağlamaya çalışalım. Telefon bağlantısıyla yayına alalım en kötü Sayın Vekilimizi. Efendim, darbeden bahsettik. 12 Eylül 1980 darbesi ve biraz da aslında özet geçelim. Tekrar bakalım, az evvel VTR'mizde izledik ama yine konuyu konuşacağız. Darbe döneminde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin kişi yargılandı. 10 bin kişi hakkında idam kararı verildi ve bu idam kararı verilen kişilerden 517'si idam edildi bu darbe sürecinde. 4000'e yakın öğretmen, çok sayıda üniversite görevlisi işine son verilmiş oldu. Bazı filmler yasaklandı. Birkaç kurum dışında birçok kurumun da kapandığını belirtmiş olalım. Detayları yine konuşacağız. Bir dosya daha paylaşalım. Milyonların gerçek gündemi geçim. Sürekli aslında ekranlara getiriyoruz. Zam haberlerinden bahsediyoruz sürekli. Osmaniye'de yaşayan 70 yaşındaki fiziksel engelli Mehmet Ali Ziyan ve eşi aldıkları yaşlık aylığıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Biz sürekli emeklilerden bahsediyoruz. 7500 lirayla nasıl geçinecekler diye konuşuyoruz ama bu aslında haberde birazdan izleyeceksiniz. Rakamlar sizleri de şaşırtacak. Enflasyonun katlanmasıyla beraber ekonomik sıkıntı yaşayan depremzede çift, komşu ve akrabalarının yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Engelli maaşları kesildi. Depremzede çift yaşlılık aileyle geçim mücadelesi veriyor. Hayat pahalılığı Türkiye'de milyonları köşeye sıkıştırmışken onlardan ikisi de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Ziyan çifti. 70 yaşındaki fiziksel engelli Mehmet Ali Ziyan ve eşi İraz Ziyan aldıkları 2300 lira yaşlılık aileyle temel ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. Engelliydi. Engelli aileni kestiler, 65 veriyorlar. Şimdi o da tam yetişmiyor yani. Başka gelirimiz yok. 2300 lira ne yaptık yine? İki poşet bir şey atsam 500 liradır diyor. Kahramanmaraş merkezi büyük deprem sonrası evleri yıkılan ve konteynerde yaşayan Ziyan ailesi, komşu ve akrabalarının yardımıyla hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti. Başıma bacılarımı alıyor, çay şeker alıyorlar bana, ilacımı alıyorlar. Mağdurdu zaten, çok da düştü gittikçe. İyi kötü, idare ediyordu, iş yapıyordu da yapamaz oldu. Gözyaşlarıyla yaşadıkları sıkıntıları anlatan İraz Ziyan, çorbadan başka bir şey yemediklerini söyledi. Kurbandan kurbana pay verirlerse oluyor, başka yok. Meyvemiz yok. Meyve işimiz yok. Nereden alıp da nereden yiyeceğim ya? Komşu verirse olur, olmaz da yok. Büyük sıkıntı çeken depremzede engelli çifte devlet tarafından yardım sağlanacak mı merak konusu. Allah, çok zor yani, ben bu yaşımda çok zor. Akaryakıt, gübre ve tohum fiyatları %100'ün üzerinde zamlandı. Çiftçiler de bu zamlardan dolayı aslında zararına üretiyor. İşçi maliyetleri de fazlasıyla artınca üreticiler nereye para yetiştireceklerini düşünmeye başladılar. Ekip bitse bile tüccarların eline düşen çiftçi ürünlerini değerinin çok altında satmak zorunda kalıyor.
Maliyetler arttığı için fiyatlar memnun edici değil. Girdi maliyetleri çiftçide dayanacak güç bırakmadı. Akaryakıt, gübre, tohuma gelen %100'ün üzerinde zam çiftçileri ekip biçmekten vazgeçme noktasına getirdi. Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Burdur'da üreticiler hasada başladı. İlk başlarda fasulyenin 45 lirayı bulan toptan kilogram fiyatı son günlerde 25-28 liraya kadar geriledi. Üretilen fasulyeler İstanbul başta olmak üzere birçok kente sevk edilirken üreticiler fiyatlardan şikayetçi olmaya başladı. Masraflara göre az yani kazancımız. Başa baş mı geliyor? Aynen. Maliyetler arttığı için fiyatlar memnun edici değil. Maliyetlerin yanına bir de günlük işçilerin artan yevmiye fiyatları eklenince işin içinden çıkılmaz oldu. Pek memnun olamıyoruz fiyatlardan. İşçi 550, 500-550. Fiyat belirli bir fiyatımız yok burada. Bir gün 30 oluyor, bir gün 25 oluyor. Ürününü mecburen tüccarlara satan üreticiler zarar ediyor. Sezon 40-45'te şu anda 24-25 yarı yarıya düştü. Aynı işçi, aynı fasulye, aynı tarla ama düşürdüler. Tüccarlar mı düşürüyor? Tüccarlar düşürüyor. Sadece Burdur'da değil Yozgat'taki üreticinin de durumu farklı değildi. Yani tek şikayetimiz şu anda o mazottu, gübreydi, işçi parasıydı. Bizim şu anda tek şikayetimiz o. Yozgat'ta kavun karpuz hasadı devam ederken bölgedeki çiftçiler de girdi maliyetlerinden yana dertli. Yani pahalı olduğundan, fidenin çok pahalı olduğundan, mazotun pahalı olduğundan, tohumun pahalı olduğundan. Üreticiler ekiyor, biçiyor ama zarar etmekten bir türlü kurtulamıyor. Maliyetlerin altından kalkılamaz bir hal alırken şehirdeki vatandaşın uygun fiyatlı sebze meyve yemesi de iyice hayal olacak gibi. Efendim devam ediyoruz. Tekrar bağlantımızı sağladık. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bizlerle. Sayın Vekilim tekrar hoş geldiniz. Evet, tekrar merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Sayın Vekilim, darbeden bahsediyorduk. 12 Eylül 1980 darbesi neler evet. götürdü? Türkiye'yi ne kadar geriye götürdü? Ondan bahsediyordunuz. Buyurun efendim. Türkiye yıllarca geriye götürdü. Yani demokrasi bir anda sekteye uğradı. İnsanların yaşamlarına yönelik ciddi engellemeler oldu. Baskı oldu, sansür oldu. Medya ciddi anlamda baskı altına girdi. Çok sayıda yurttaşımız cezaevlerinde çürüdü, hapislerde yattı. Çok sayıda yurttaşımız gereksiz yere idam edildi, sağdan soldan. Gencecik fidanlara kıyıldı. Klasik bir darbe ne kadar zarar verirse memlekete o kadar zarar verdi. Fazlasını verdi hatta, onu da söyleyebiliriz. Ve bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada baktığımızda da pek farklı bir dönemden geçmediğimizi de görebiliyoruz. Yani 12 Eylül'de de medya baskı altındaydı. Bugün de baskı altında. 12 Eylül'de de bir açıklama yapan cezaevine giriyordu. Bugün de iktidarın aleyhine açıklama yapanlar cezaevine giriyorlar. 12 Eylül'de de sokaklarda eylem yapılamıyordu. Grev hakkı yoktu. Meydanlar açıklamıyordu. İstanbul'da, Taksim, Ankara'da Kızılay Meydanı açıklamıyordu. Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı baskıcı yönetimin bugün de var olduğunu görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. 12 Eylül ülkeden çok şey aldı götürdü ama birilerinin siyasi hayatına da çok şey kattı. Yani baktığımız zaman bugünkü AK Parti anlayışının 12 Eylül'ün bir ürünü olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. 12 Eylül'den doğma bir siyasi harekettir. 12 Eylül'ün yarattığı bir siyasi harekettir AK Parti siyasi hareketi. Dolayısıyla Amerika desteklemişti 12 Eylül'ü. AK Parti de gelirken Amerika destekledi ve hala desteklemeye devam ediyor. Bakmayın siz zaman zaman Amerika'yla ve İsrail'le ilgili açıklamalar yaptığına Tayyip Erdoğan ve AK Partilerin birebir Amerika'yla, İsrail'le içli dışlı olan, siyaset yapan, Yahudi üstün cesaret madalyasını alan bir sonuçta lider Tayyip Erdoğan. Yani o cenahla sıkı duran, o cenahın 12 Eylül'ü yaptırdığını düşünürsek bugün de yönetimin tekilerin 12 Eylül'ün bir devamı olduğunu, onlar gibi anlayışa sahip olduklarını ve 12 Eylül'ün bir ürünü olduğunu net söyleyebiliriz. Hı hı.
Peki Sayın Vekilim, tabii AK Parti'nin 12 Eylül'ün bir ürünü olduğunu ifade ediyorsunuz. Biraz da aslında açmanızı rica edeceğim. Amerika'dan bahsettiniz ama daha da açarsak, yani Sayın Kılıçdaroğlu da bahsetti. İktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii sizin bahsettiğiniz gibi aslında aynı ifadeler söz konusu ama aynı açıklamanın içerisinde 15 Temmuz'dan da bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bir tarafta evet, eğer sizin dediğiniz gibi 12 Eylül 1980 darbesi AK Parti'nin aslında bir yerde kurulmasına da sebep oldu ilerleyen süreçlerde. Ama diğer tarafta 15 Temmuz darbe girişimini de yaşadık. Yani böyle bir durum varken tekrar yönetime neden el konulmak istensin eğer AK Parti bu şekilde geldiyse? Yani 15 Temmuz daha farklı bir girişim biliyorsunuz. Tabii. Bir darbe girişimi ve 15 Temmuz'un arkasında belli de yine dış güçler, dış odaklar varlar. Bunu yok demek yanlış olur. Ama başka hesapların olduğu da görünüyor. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığından başka bir noktaya gelen bir o dönem Tayyip Erdoğan. 15 Temmuz sonrası yeniden Amerika'yla flörtleşen bir Tayyip Erdoğan. Bir ara işte ilişkisi bozulmuş bir Tayyip Erdoğan ama sonra tekrar flörtleşen ve onlarla birlikte yol yürüyen bir Tayyip Erdoğan var sonuçta. Yani ikisinin farkını görmek gerekiyor. Peki efendim, tabii diğer tarafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugüne ilişkin bazı açıklamalarda bulundu ve anayasayla alakalı, yeni anayasayla alakalı açıklamaları söz konusuydu. Tabii zaman zaman muhalefetten Kenan Evren anayasasına geri dönüş çağrısı da yapılıyor. Şu anki AK Parti iktidarının aslında 11 defa anayasada değişiklik yapıldığına dair eleştiriler söz konusu ama yeni anayasa çağrısını tekrar yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim dedi. Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni anayasa talebi, Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa talebi mevcut anayasayı ileri götürecek, demokratikleştirecek, insan haklarına değer verdirebilecek, pek çok konuda Türkiye'nin önünü açacak ve demokrasiyi getirecek bir anayasa talebi olarak görülmüyor. Maalesef görülmüyor. Çünkü daha önce yaptığı değişiklikler, son yaptığı referandumla birlikte Türkiye'deki bu mevcut sistemin getirilmiş olması, yani başkanlık sisteminin getirilmiş olması demokrasiye inancın olmadığını gösteriyor. Uygulamalar da yanlış. Yani tabakası olduğu için bu konuda güven vermiyor. Güven vermediği için yan yana gelinse bile, konuşulsa bile, müzakere edilse bile bir sonuç anlamayacağı görülüyor. Çünkü daha çok kendine yontan, asla demokrasiyi düşünmeyen, ki daha önce demokrasinin kendisi için bir araç olduğunu, amaç olmadığını söylemişti Tayyip Erdoğan. İşine geldiği zaman demokrasi, işine gelmediği zaman demokrasinin tüm kurallarından çıkan bir Tayyip Erdoğan var. Ufacık çocuklar tweet attığı için hapse giriyorsa, ağzını açan, hükümete ufacık bir eleştiri getiren hapse giriyorsa, kamu kuruluşlarında görev yapan üst düzey bürokratlar muhalefete her türlü hakaret yapıyorsa, örneğin RTÜK demokratik bir çerçevede görev yapmıyorsa, muhalif olan basını, muhalefet yapmaya çalışan basına ya da doğruları söyleyen basına sonsuz cezalar kesiyorsa, burada demokrasiden söz edilemez ve bunu yapan insanların da demokrasiyi getireceğine inanç olmaz. O yüzden de onların da masaya oturmanın bir anlamı olmaz. Daha çok kendilerine yontacaklar, kendi anlayışlarını isteyecekler. Bir demokrasi anlayışı, bir yeni anayasa ihtiyacı vardır ama yeni anayasayı yapacak olan Tayyip Erdoğan değildir. Çünkü bu anayasayı istese defalarca değiştirebilirdi. Değiştirmedi. İşine geldiği gibi yürütüyor. Değiştirse de kendisine yontarak yapacaktır. Bunu görüyoruz. Peki ilerleyen süreçte bir görüşme olursa, özellikle ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme olursa, talepler dile getirilirse ve belli bir aslında döküman verilirse, yani şu konularda uzlaşabiliriz denirse, Cumhuriyet Halk Partisi buna nasıl bir yanıt verir sizce? Yani ortak noktada buluşmak ister mi Cumhuriyet Halk Partisi? Türkiye'nin çıkarına olan her şeye biz varız. Türkiye'de demokrasiyi büyütecek olan her şeye biz varız. Medya özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, insan hak ve hürriyetlerine saygıyı, kişisel düşüncelere saygıyı, grev hakkıdır, işçilere verilecek haklardır, sendikalaşmadır. Bunlarda ilerlemeler getirilirse biz her türlü adıma varızdır. Türkiye'yi geliştirecek olan her türlü girişimde var oluruz, oluruz. Asla geri durmayız. Önemli olan bizim için Türkiye'dir. Asıl olan Türkiye'dir. Türkiye'nin demokrasisidir. Sayın Vekilim, şimdi tabii siz Kahramanmaraş milletvekilisiniz ve deprem bölgesinde tabii evet. 6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş merkezi depremlerde inanılmaz acılar yaşadık. Öyle. Yakın zamanda tabii Fas'ta bir deprem oldu. Biz o acıyı çok yakın tarihten bildiğimiz için. Şimdi o acılar sürekli aslında tazeleniyor. Özellikle eğitim öğretim yılı başladı. Orada nasıl bir süreç olacak? Akıllarda bir soru işareti vardı. Online mi olacak? Okullar tekrar inşa edilecek mi? Çevresi güvenli hale getirilecek mi? Ki Adana
Ankara'da bir okulun hemen yanında 11 katlı bir binanın, boşaltılmış bir binanın olduğu, okulu da öğrencileri de aslında tehdit ettiğine dair yine bazı haberler söz konusu. Kahramanmaraş'ta nasıl bir atmosfer var şu anda okulların başlamasıyla şöyle, beraber? Okullarla ilgili tabii pek çok okulda ağır hasar ya da yıkım vardı. Bunların yeniden bir yapılması mümkün olmadı. Gerçekleştirilemedi. Söz vermişlerdi ama yapamadılar. Konteyner okullar mevcut. Orada öğrenciler gidip geliyorlar ama hala öğrenciler büyük sıkıntı içerisindeler. Okulların açılmasının ötesinde şu gerçek var. Bakın okul açıldı. Şimdi bir aile, bir öğrenci var, iki öğrenci var. Vatandaş çocuğuna defter alacak, kitap alacak, kalem alacak, çanta alacak, kıyafet alacak. Bunlar alacak gücü kalmadı ki. Evet. Zaten ekonomik kriz vardı. Deprem vurdu. Depremle birlikte evini kaybetti, işini kaybetti, yuvasını kaybetti. Dükkanı varsa dükkanını kaybetti. Yani her şeyini kaybetti bu insanlar. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisindeler. Krizle birlikte depremin getirdiği büyük hasar vatandaşın çoluğuna çocuğuna iyi bir eğitim olanağı verme şansını götürdü. Ekonomik durumu iyi olan az sayıda yurttaşımız başka şehirlere taşındı ve çoluk çocuğunu okutmanın derdine düştü ama ekonomik durumu olmayanlar Maraş'ta kaldılar. Şimdi onlardan bize talepler geliyor. Çocuğa kitap alacağız, lütfen yardım edin. Çocuğa defter almamız lazım, kırtasiye almamız lazım, kalem almamız lazım. Durumumuz yok, bize yardım edin diye milletvekillerine, özellikle bana çok fazla geliyor. Diğer milletvekillerine gittiğini zannetmiyorum. AK Parti milletvekilleri zaten Maraş'ın milletvekilleri birazcık Maraş'ta ilgisi olmayan, Maraş'ta hiçbir şekilde gözükmeyen, Maraş'ta gerçekten vatandaşın derdine dertlenmeyen bir milletvekili grubu oluştu bu dönem AK Parti içerisinde. O yüzden bize bu talepleri geliyor, biz de bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz ama nereye kadar? Yani bir insan, iki insan, üç kişi ne kadar yapabilir ki? Bunu devletin yapması gerekiyor, devletin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Çözmediği gibi depremin getirdiği diğer etkiler de hala sürüyor. Hala orta hasarlar ne olacak belli değil. Hala bir açıklama yok. Bir ÖSAS'ı dedi ki yıkılacak. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı. Hayır yıkılmayacak dedi. Güçlendirilecek dedi. Hangisi olacak kardeşim? Ağır hasarlı binalar hala binlerce bina yıkılmış değil. Yıkım yapılan yerlere bakıyorsunuz. Su tutulmuyor. Su olmadığı için. Toz, toprak, her şey içe girmiş durumda. Çarşı yaptık diyorlar, konteynerler getirip koymuşlar. Yani inanır mısınız 1960 yılının Türkiye'si gibi, inanır mısınız Afganistan gibi sokaklar artık o şekilde gelmiş. Yani çok geri kalmış durumda. Maalesef ciddi bir çalışma yok. Çalışma olmadığı için de depremde de perişan durumda. Deprem bölgesi unutuldu, AK Parti de unuttu, pek çok insan da unuttu, medya da unuttu. Deprem bölgesinde yaşanan acılar depremzedelerin boynuna kaldı. Depremzedeler öksüz ve yetim olarak duruyorlar orada. Peki efendim, şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak. Tabii birkaç hafta söz konusu. Bu herhalde gündeme sürekli gelecektir sizler tarafından. Tabii. Nasıl bir çalışmanız var efendim? Yani biz tabii deprem bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir belediyelerimizle, ilçe belediyelerimizle birlikte daima deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımda bulunuyoruz ve gidip sorunlarını da dinliyoruz. Ben Maraş'taki tüm depremzedelerin sorunlarını dile getiriyorum. Bu yıl bir de su sorunumuz var. Ciddi bir sorunu var Maraş'ta. Yani Türkiye'nin en büyük su havzalarından 3. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta su yok. Evde yok, işte çeşmede yok. Hiçbir yerde su kalmadı. Çünkü KASKİ iyi çalışamıyor. Büyükşehir Belediyesi su konusunda üzerine düşeni yapmadı. Beceriksiz bir yönetim var. Beceriksiz bir belediye başkanı var Kahramanmaraş'ta. Dolayısıyla su sorunu yaşanıyor. İçme suyu sorunu yaşanıyor. Hayvanların sulama suyu yaşanıyor. Tarımda sulama sorunu yaşandı bu dönem. Dolayısıyla ciddi bir kriz vardı üstünde, deprem üstünde bir de tarımda yaşanan sıkıntı, su sıkıntısı gibi sorunlar da eklendikçe biz bunları mecliste gündeme getirip mecliste bunların çözüm yollarını aramak için çaba harcıyoruz ve harcamaya devam edeceğiz. Ben yaz boyu mecliste basın toplantıları yaptım. Yaz boyu gittim Kahramanmaraş'ta çalışmalar yaptım, basın toplantıları yaptım. Bir an bile yurttaşlarımızı tek bırakmadık ama bir çiçekle bahar gelmez. Bizimle olmaz bu. Devletin yapması gerekiyor. Devleti yöneten hükümetin yapması gerekiyor. Hükümet deprem bölgesinde oyunu aldı. Ondan sonra sırtını döndü. Keyifli keyifli uyuyor. Peki Sayın Vekilim, şimdi tabii ekonomiden bahsettiniz. Özellikle okulların açılmasıyla beraber ailelerden bahsettiniz. Zor bir süreçten bahsediyoruz. Tabii yaz aylarında olduğumuz halde inanılmaz bir enflasyon var. Kış aylarında bunun çok daha yüksek olması da bekleniyor. Tabii ilk olarak Merkez Bankası tarafından yıl sonu için %58 açıklanmıştı tahmin. Ama bunun güncellendiğini de görüyoruz. Orta vadeli programla beraber yükselmesi de bekleniyor. Yıl sonu için en azından %75-80 civarında bir enflasyon olacağı
dile getiriliyor iktisatçılar tarafından. Buna dair maaşlara yapılacak zamlara karşı bazı çalışmaların olduğu ifade ediliyor. Neler söylersiniz? Hazine yönetimiyle alakalı, Merkez Bankası ile alakalı ki faiz kararları da bir tarafta mevcut. Bugün yine çaya bir zam geldi. Zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor yine. Bu gece yarısına itibaren yine motorine bir zam gelecek. Nasıl bir çalışma olacak sizce ekonomide? Ya da olması her gerekiyor diye. Her şeye zam geliyor. Her şeye zam gelmeye devam ediyor. Yani ekonomi yönetimi gerçekten o da beceriksizlik konusunda Türkiye'de herhalde bugüne kadar gelmiş geçmiş en beceriksiz ekonomi yönetimi. Tayyip Erdoğan enflasyon nedeniyle söylediği faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinin ne kadar mantıksız ve yanlış olduğu bugün daha net bir şekilde ortada gözüküyor. Bundan vazgeçtiler ama tabii bunun etkisi hala devam ediyor. Edecek gibi de duruyor. Tahminler tutmuyor. Tahminler güncelleniyor. Güncelleniyor ama güncellenen tahminler de tutmayacağı öngörülüyor. Vatandaş çay alacak, çaya her gün zam geliyor. Evet. Bu gece dediğiniz gibi yine motorine zam gelecek. Düşünebiliyor musunuz? 40 liraya geçiyor bir litre motorin, evet, benzin. Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir yük olur mu? Bu kadar yüksek olur mu? Şeyden seçimden önce 18-19 lira olan benzin şimdi 40 liraya yaklaştı. Hı hı. Hani her şey güzel olacaktı? Hani zam gelmeyecekti? Hani ekonomi daha da iyi olacaktı? Hani ekonomi profesörüydü Tayyip Erdoğan? Hani ekonomistti Tayyip Erdoğan? Hepsi yalan, havacı var. Söylediklerinin çoğunun doğru olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ve geldiğimiz noktada ekonomi çok kötü durumda. Sayın Erdoğan da farkında her şeyin ama işi başka söylemlerle algıyı yaratarak yürütmeye çalışıyor. Algıyı olgunun önüne geçirmeye çalışıyor. Benim ona önerim şu, ilk Ankara'ya geldiğinde Ankara'da Keçiören ilçesinde bir evde yaşamıştı. Uzun süredir sarayda yaşadığı için eve gitmiyor. Bir ara bir eski evine bir gitsin, hem eve bir havalandırır, camını penceresini bir açar, hem de oradaki komşularla bir konuşsun bakalım ekonomi nasıl, insanlar nasıl geçiniyorlar, hayat pahalılığı var mı, yok mu, ne yiyor, ne içiyor bu insanlar, kışa gireceğiz, bu insanlar kışın ne yapacaklar? Bakın kışın daha büyük krizlerle karşılaşacağız. Şimdi yine doğalgaz ücreti ödemiyoruz, işte sobaya ödenmiyor, odun kömür parası ödenmiyor. Kışın geldiği zaman nasıl yapacak bu insanlar? Bunların hiçbirisi Tayyip Erdoğan'da umurunda değil. Bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete misali. Peki Sayın Vekilim, son bir soru yönelteyim. Yerel seçimlere bundan önümüzde 5-6 aylık bir süreç söz konusu ama tartışmaları şimdiden başladı. İttifak olacak mı olmayacak mı? Bazı bölgelerde işbirliği olacak mı olmayacak mı? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bazı açıklamalar söz konusu. Sayın Akşener 26 Ağustos'ta bir manifesto açıklamıştı Afyonkarahisar'da ve bütün partilere seçimlere tek girme çağrısında bulunmuştu. Ve aslında ittifak olmayacağına dair de açıklamaları söz konusuydu. 2019'da biz çok net bir şekilde gördük Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin birçok belediyede, hatta Saadet Partisi ve Demokrat Parti'de buna dahil edilebilir işbirliği yaptığını. Ama şu an yapılmayacak gibi görünüyor. Tabii önümüzde 5-6 aylık bir süreç var. Olup olmayacağı, yine siyasette her şey her zaman değiştiği için öngöremiyoruz ama sizler neler söylersiniz efendim? Yani tabii yerel seçimlere daha bayağı bir vakit var. 24 saat dediğiniz gibi çok uzun bir süre. Evet. Bizim dileğimiz tabii ki ittifakların yeniden yapılması yönünde ama eğer ittifak yapılmayacaksa da kimsenin peşinde koşacak halimiz de yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolda devam ediyoruz. Pek çok yerde iddiamız var, belediyelerimiz var. Almak için tekrar mücadele sürdüreceğiz. Alacağımızı da görüyoruz. Anketler de yapıyoruz. Yani neticede burada bu seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra her partinin durumu yeniden gündeme gelecektir. Ben bahsettiğiniz partilerin yerel seçimlerde sonuç alabileceğini görmüyorum, düşünmüyorum. O yüzden mantıklı olan ittifaklar olacağını düşünüyorum. Daha çok konuşulur bunlar. Çok su kaldırır bu iş. Peki efendim, son olarak şunu sorayım. Yerel seçimlerden bahsettiğimiz için 2019'dan bu yana tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı belediyeler, 11 Büyükşehir Belediyesi, yine çok sayıda ilçe belediyeleri, meclis üstünlüğü olmayan yerlerde iktidar tarafının, Cumhur İttifakı tarafının bazı kararlarda etkili olduğunu görüyoruz. Yani ambargo uygulandığına dair tırnak içerisinde bazı durumlar olduğunu görüyoruz. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metroda yapılan bir olay söz konusuydu. Sabotaj olduğuna dair Sayın İmamoğlu açıklamıştı. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Yani iktidar belediye meclis üyelerinin, Cumhur İttifakı üyelerinin en azından Millet İttifakı'na ait ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye ait belediyelerin çalışmasına izin vermemesine nasıl bakıyorsunuz? Yani bu tabii üzüntü verici bir durum ama siyasetin doğasında bu vardır.
Çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar için çünkü vatandaşın çıkarı işte o şehirde, o kentteki yurttaşın sorunu çözülmesi önemli değil. Onlar için önemli olan AK Parti'nin siyasi anlayışını sürdürmektir. Bunlar yanlış işler. Demokrasiye bir strateji mi sizce bu? Önümüzdeki seçimde? Strateji tabii. Strateji. Yani işte gönderiyorlar, metroları bozdurmaya çalışıyorlar. İşte metrolardaki merdivenleri. Başka şeyler yapıyorlar. Hepsini biliyoruz. Farkındayız. Belediye meclisinde çoğunluk onlarda olduğu için çalıştırmamaya çalışıyorlar. Merkezi hükümet Ankara'dan CHP'li belediyelere her türlü zorluğu çıkartıyor. İller Bankası her türlü zorluğu çıkartıyor ama şurada az kaldı. Bir süre sonra belediye meclislerine çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Yıllarca Eskişehir devreydi ama şimdi gördüğünüz Eskişehir'de merkezi çoğunluk bizde, affedersiniz, belediye meclisindeki çoğunluk bizde. İstanbul'da da öyle olacak, Ankara'da da öyle olacak, pek çok yerde öyle olacak. Yeni yerlerde kazanmış olacağız. Bunları da aşacağız. Yani bizi çalıştırmıyorlar diye bir ses edecek değiliz. Daha da hırslanıp, daha da mantıklı hareket ederek daha da çok çalışacağız. Peki Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bizlerle beraberdi. Hem 12 Eylül 1980 darbesine dair konuları konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Türkiye'yi hangi açıdan geri götürdü, neler kaybettirdi, bunlara bakmaya çalıştık. Onun dışında tabii eğitim, deprem bölgesindeki hem eğitim hem de ekonomik durum ve yaşanan sıkıntılar hala Kahramanmaraş'ta su sorununun olduğunu ifade etti. 1 Ekim'de meclis açılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve orada da dile getireceklerini ifade etti Sayın Öztunç. Diğer tarafta ekonomiden bahsettik. Alınan, yapılan zamlar, hem vatandaşın maaşlarına yapılan zamlar hem de o maaşları eritecek, ceplerinden alacak, mutfağından alacak ürünlere gelen zamlardan bahsettik. Önümüz kış, doğalgaz şu an yok, kömür ücreti yok, odun ücreti yok. Yani bu gibi maliyetler şu anda söz konusu değil ama onlar geldiğinde enflasyonun kat be kat daha yükseleceğini ifade ediyor. Birçok iktisatçı ve birçok yine muhalefet milletvekilleri diyebiliriz. Onun dışında yeni anayasa tartışmaları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha çağrıda bulunmuş oldu. Özellikle muhalefete yönelik çağrıda bulundu. İlerleyen süreçlerde tabii buna ilişkin gelişmeleri de göreceğiz. Günden yansıyanlara kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından son bölümde beraberiz efendim. Yansıyanlar devam edecek. Özder, Şuurlu Öğretmenler Derneği 12. Kısa Film Senaryo Yarışmamız başladı. Tüm halkımızı senaryo yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla yapılan yarışmamızla ilgili geniş bilgi www.ogder.org sitesinde. Moda Life'da rakipsiz fiyatlar. Koltuk takımları 10.660 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Toplumsal kabuller ve gerçekler karşısında bir hakikat arayışı. Anormal olan her şeye rağmen bir normal silsilesi.
insanın kendini aradığı ve bulduğu o ses. Birçok haberimizi sizler için ekranlarda sizlere yansıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Doğru ve dürüst, ilkeli ve Türkiye'nin ihtiyacı. Yavuz Selim Sözer'le TV5 Ana Haber hafta içi her gün 19'da TV5'te. Kulislerden sıcak haberler, tartışmaların ötesinde öngörülü görüşler. İktidardan muhalefete Türkiye'nin gündemini Muhammed Vefa Özalp ve Ali Ekber Mete Başkent'ten aktarıyor. Ve siyasetin nabzı her salı kulis Ankara'da, her perşembe Ankara bürosunda yatırıyor. Kulis Ankara ve Ankara bürosu her salı ve perşembe 20.30'da TV5'te. Toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor. Kutuplaştırmak istenen noktada ortak paydada buluşuyor. Farklı fikirler, aykırı düşünceler. Barışın, diyaloğun, adaletin, işbirliğinin, eşitliğin, insan haklarının öncülüğünde siyaset üstü görüşler buluşma noktasında masaya yatırılıyor. Buluşma noktası Abdülhalim Meşe'nin sunumuyla her çarşamba 20.30'da TV5'te. Zorlukları birlikte aştık. Engelleri birlikte geçtik. Bu ışık sizin sayenizde sönmedi. Bu ses sizin sayenizde kesilmedi. Şimdi büyüyoruz. Daha da güçleniyoruz. Milletin ekranı yine milletiyle el ele veriyor. Beş için bir oluyoruz. Milletin ekranına sen de sponsor ol. Okullar açıldı ancak milyonlarca veli çocuğunun beslenme çantasına koyacak poğaça veya simit dahi bulamadı. Oysa ki bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine bir öğün yemeğin ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bu vaatte havada kaldı. Ayrıntılar 19'da TV5 Ana Haber'de. Yansıyanlar devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Günden Yansıyanların son bölümünde beraberiz. Dosyaları aktaracağız. Ekonomideki, dünyadaki ve yine siyasetteki gelişmelere bakacağız. Okullar bir süre sonra sorunlu ve dersli açıldı. Veliler kırtasiye masraflarını dahi aşamamışken çocukların beslenme ve ulaşım masrafları da cep yakmaya devam ediyor. Beslenme çantalarını doldurmak dar gelirli aileler için büyük bir problem. Maliyetler her sene artmaya devam ediyor. Eylül ayı dert ayı oldu. Okullar açıldı, maliyetler artarak katlandı. Ekonomik krizin en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim. Yeni eğitim öğretim yılında okula başlama maliyetleri dudak uçuklattı. Birinci ve ikinci sınıflarımız B1 olsa... Maaş ve ücretlere yönelik iyileştirmeler gerçek enflasyon oranlarının altında kaldı. Ancak okul maliyetleri piyasa koşullarına göre yükseldi. Bitmeyecek, gene devam edecek. Öğretmenlerin söylediğine göre o soruda devam edecek. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz. Bakacağız. Kırtasiye masrafları geçen seneye göre %100'ü aşkın oranda artarken birçok veli çocuğunun beslenme çantasını dahi dolduramıyor. Beslenme uzmanları okul çağındaki çocukların her gün mutlaka okul öncesinde içinde süt ve yumurtanın olduğu bir kahvaltı yapması gerektiğine dikkat çekerek okul için hazırlanacak en basit bir çantanın maliyeti ise 50 TL'yi aşıyor. Son yıllarda fiyatlara gelen yüksek zamlar ve yüksek enflasyon sebebiyle milyonlarca aile çocuklarının temel eğitim masraflarını karşılayamıyor. Yoksulluk derinleştikçe çocuklarımızın mağduriyeti artıyor.
İçinde bir adet meyve, basit bir sandviç ve sütün yer aldığı menülerde haftalık maliyet 192 lira 42 kuruşa, aylık maliyette 770 TL'ye ulaşıyor. Ekonomi anlamında iyi bir şekilde yetiştirmek istiyorsanız hayat şartlarımız zorlanabiliyor tabii ki. Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşları açlık sınırının altında kalırken çocukların ise okullarda yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı karşılanamıyor. Okullar açılmasına rağmen anne babaların bırakın mutlu olmasını maalesef içleri kan ağlıyor. Hayat pahalılığı öyle bir boyuta ulaştı ki sıradan bir okul kıyafeti ve kırtasiye masrafları bile bir aylık asgari ücreti geçmiş durumda. Servis, yemek ve diğerlerini saymıyorum bile. Aylık 770 TL'yi bulan bir beslenme çantası için asgari ücretli maaşının %6,70'ini ayırmak zorunda. Beslenme çantasında olması gereken bir adet muzun fiyatı 19 lira 98 kuruş, bir adet elmanın fiyatı 8 lira 23 kuruş olurken, beslenme çantasına konulacak 200 milim sütün fiyatı ise 9 TL'yi buldu. Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. En basit sandviçin maliyetinin 16 TL 75 kuruş olduğu günümüzde, öğrencilerin beslenme çantalarına konulacak bir simidin fiyatı 10 TL. Açlık sınırının altında gelir olan ailelerimizin çocuklarının okul masraflarını karşılamalarını nasıl bekleyeceğiz? İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ise geçen sene ortalama 900 TL olan anaokulu kreş kırtasiye sepeti 1900 TL'ye çıkarken ilkokul sepeti ortalama 800 TL'den 1500 TL'ye, ortaokul sepeti ise ortalama 1000 TL'den 1750 TL'ye yükseldi. Geçen sene de kızımı almıştık çanta. Geçen seneyle bu sene arasında çok fazla fark var. Hindistan Yeni Delhi'deki G20 zirvesinde çok sayıda temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü dikkat çeken mesajlar paylaştı. Erdoğan burada verdiği mesajlarda Türkiye-Mısır ilişkilerine ve Sisi ile yaptığı görüşmelere dikkat çekti. Hindistan'ın başkenti Delhi'de iki gün devam eden G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve koronavirüse yakalanan Pedro Sanchez hariç tüm liderler katıldı. Zirveye Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle katıldı. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, Tayvan krizi, küresel ekonomik sorunlar ele alındı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda temaslarda bulundu. En dikkat çeken temas Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile oldu. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Sisi ile görüşmeyle ilgili görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Öncelikle dışişleri bakanlarımızı, istihbarat başkanlarımızı görevlendirdik. Onlar birbirleriyle karşılıklı olarak görüşmelerini yapacaklar. Onlar tabii önce bizi bekliyorlar ama ben dedim ki biz sizi bekliyoruz. Tarih verilmedi ifadelerine yer verdi. Efendim, dünya gündemiyle yine devam ediyoruz. Libya'ya gideceğiz. Libya'nın doğusunda etkili olan sel felakete dönüşmüş oldu. Sel felaketi nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de kayboldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Usame Hammad'da Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3000'i geçtiğini doğruladı. Hammad, kentteki durumu felaket ve iyi değil olarak nitelendirdi. Yerel kaynaklar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 mililitreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu aktardı. Libya basını afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililere acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 12 milyon dolar tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını yazdı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Libya Başbakanlık Konseyi yazılı bir açıklama yaparak aynı çağrıyı tekrarladı. Birleşmiş Milletler Libya İnsani Yardım Koordinatörü Gagnon yaptığı paylaşımda ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklıkların
desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'den de Libya'ya destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmaları destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır bilgisini paylaştı. Evet, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Fas'ta bir deprem olmuştu. Yine bir Afrika ülkesi ve 7'nin üzerinde deprem, 3000'in üzerinde şu ana kadar hayatını kaybedenin olduğu ifade ediliyor. Diğer tarafta tabii burada da yine benzer bir durum söz konusu. 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, dün akşam saatlerinde başlayan yangınla beraber ve 10.000'in üzerinde kayıp olduğu da ifade ediliyor. Yine Libya İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama vardı. Bölgeye de yine birazdan bakacağım. Sadece bir kentte bile 5300 kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi paylaşmıştı. Türkiye'den de yardım gidecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, az evvel de ifade ettik. Çok sayıda ekibin gönderildiği bildirildi. 168 personel, 2 arama kurtarma ekibi. Onun dışında yine ihtiyaç olabilecek bazı ekipmanların da gönderildiği Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuş oldu. Fas'a da benzer yardımların yapılacağı yönünde de açıklamalar söz konusuydu. Özellikle AFAD tarafından da Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıklamalar vardı. Her iki ülkeye de Türkiye'nin yardım göndermeye çalıştığını, yardım gönderdiğini söylemiş olalım. Şimdi Sudan'la devam ediyoruz. Orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor ve hedef bir kez daha siviller oldu. Başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti. Sudan'da kanlı iç çatışmaların hedefinde yine masum siviller vardı. Başkent Hartum'da Goro Pazarı'na yapılan hava saldırısında siviller vuruldu. Sudan Doktorlar Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre Goro Pazarı'na yapılan hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti, en az 55 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar yaralıların saldırının ardından ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldığını ve birçok yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı. Saldırının ardından Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetlerinden karşılıklı ithamlar geldi. Ordu hızlı destek kuvvetlerini, hızlı destek kuvvetleri de orduyu suçladı. Taraflar birbirini sivilleri öldürmekten sorumlu tuttu. Konuya ilişkin Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan taziye mesajı geldi. Kaya sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Sudan'ın başkenti Hartum'da pazar yerine yapılan hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Sudan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Kaya ayrıca Sudan'da çatışan taraflara seslenerek, iç çatışma ve kargaşanın kazananı olmaz. Bu gerçeği bir kere daha hatırlatarak dost ve kardeş Sudan'da akan kanın durmasını ve sorunların aklı selimle çözülmesini temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetleri arasında iktidar olmak için 2 yıldır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu iç çatışmalarda ise en çok siviller zarar görüyor. Efendim, yurda dönüyoruz. Sağlıkta şiddet olaylarının önüne maalesef bir türlü geçilemiyor. Her gün başka bir kentte başka bir şiddet haberi ekranlara yansıyor. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru Yol ve Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ayşen Privadi artarak devam eden sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekerek uygulanması gereken tedbirleri TV5 ekranlarına anlattı. Türkiye'de sağlıkta şiddet olayları bitmiyor. Neredeyse her gün bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Son olarak Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ziyaretçi iki kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam göğsüne aldığı darbe sonrası kalp krizi geçirdi. Sağlam yoğun bakıma alındı. Sağlıkta şiddet bugünün meselesi değildir. Sağlıkta şiddet yaklaşık 20 yıldır devam eden bir meseledir.
Ve sağlık çalışanları her gün onlarca, belki de yüzlerce şiddete, hakarete, küfre maruz kalmaktadırlar. Çıkarılan kanun ve düzenlemeleri ile şiddet önlemeye çalışılsa da maalesef hala artarak devam etmektedir. Yapılan araştırmalara göre sağlık çalışanlarının en az %70'i görevi başında şiddete maruz kalıyor. Bakıldığı zaman bu şiddetlerin çoğu hasta yakınları tarafından uygulanmaktadır. Ne yazık ki şiddet gören sağlık çalışanlarının %85'i korku, endişe ve sürekli tetikte olma durumu yaşadıklarından işlerinde de verimli olma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta şiddetin sebeplerini TV5'e anlattı. Sağlıkta şiddetin bugüne geldiği noktanın müsebbipleri maalesef bazı devlet büyüklerimizdir aynı zamanda. Neden? Çünkü yıllar önce sağlık çalışanlarımıza yönelik işte hastane acilini giden geri dönmeyecek, bakılmak zorunda, işte doktorlar için bıçak parası alıyorlar gibi ifadeler maalesef sağlıkta şiddeti bugünlere getirmiştir. Peki şiddet olaylarının önüne geçilmesi için ne yapılmalı? X-ray cihazı konulması, güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis istihdamı sağlanması gerekmektedir. Şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin 6 ay boyunca sosyal güvenlik kurumu değil ceplerinden ödemeleri, yine şiddet uygulayanların 6 ay boyunca kolluk kuvvetleri nezaretinde muayene olmalarının sağlanması, verilen sözler, artırılan cezalar şiddet olaylarının önüne geçmeye yetmiyor. Sağlıkçılar bir an önce çözüm istiyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tuhafiye dükkanına hırsızlar dadandı. İlk olay Mayıs ayında paspasın çalınmasıyla başladı. Daha sonra dükkanın sahibi güvenlik kameralarını inceledi. Dükkanda yaşanan çok sayıda hırsızlığın farkına vardı. Güvenlik kamerası olmasına rağmen hırsızlığın önüne geçemedi. Manisa'da Şehzadeler ilçesinde Münevver Gökyüz'ün işlettiği tuhafiye dükkanında satılan malzemeler sürekli çalınıyor. Yeni cami esnafı da bu durumdan çok şikayetçi. Son zamanlarda hele bu hırsızlık vakaları çok fazla arttı. Gözümüzün önünde alıp gitmeye başladılar. İlk hırsızlık olayı Mayıs ayında yaşandı. Dükkandaki paspası bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gökyüz kimliği belirsiz bir kadının koltuk altına sıkıştırdığı paspasla dükkandan ayrıldığını gördü. Bir süre sonra sattığı malzemelerin günden güne eksildiğini fark eden Gökyüz, kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdü. 2-3 günde bir kimliği belirsiz kişilerin gelip hırsızlık yaptığını tespit etti. Gördüklerimiz var, göremediklerimiz var, arkasından yakaladıklarımız var, çantasından çıkardıklarım var. Ya şimdi fazla çeşitli insan olduğu için. Gökyüz önlem almak amacıyla kamerayla izleniyorsunuz yazdı ama çözüm olmadı. Polisten de korkmuyorlar. Ya yeterince zaten hani emniyet güçleri yanımızda. Her seferinde gelip soruyorlar ama dediğim gibi insanlar artık biraz yüzsüzlüğe vurdurmuşlar. Tuhafiye sahibi güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve tedavi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi başarıyla tamamlandı. Sağlık durumu iyi olan ve hastaneye kaldırılan dağcı ekiplere teşekkür etti. Günler süren çalışma sonuç verdi. ABD'li dağcı sağ salim kurtarıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi tamamlandı. Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dick'in tahliyesine yönelik çalışmalar doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü. Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dick'i bir süre dinlenmeye alındı. Gerekli kontrollerin ardından sedye ile taşınmaya devam eden ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenlikli şekilde çıkarıldı. Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarını AFAD UMKE Jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve Türkiye Mağaracılık Konfederasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.
Mark Dickey tahliye çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti. And they responded immediately, like with the support of the Turkish government again. Within like 8 hours they were there and saved my life a second time. It's been one hell of a crazy adventure. But I'm on the surface safely. I'm still alive. Lütfen biraz yukarıdan yolu açalım. Sağlık durumu iyi olan Dicky daha sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mark. Sağ tarafa doğru. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla enerji tesislerinden alınan sızıntı suları ve arıtma çamurlarının hidrotermal karbonizasyon işlemiyle yeniden kazanımı sağlandı. Bu sayede orta seviye kömürlere yapılan orta seviye kömürlere yakın ısıl değerlere sahip kömür elde edildi. Arıtma çamurları yüksek sıcaklık ve basınçla kömüre dönüştürüldü. Sızıntı sular ve arıtma çamurlarının hidrotermal karbonizasyon işlemiyle yeniden kazanımı sağlandı. Uzmanlar ön dönemlerde başarı elde ettiklerini belirterek hem çevresel hem de ekonomik olarak katkı sağlayacak bir çalışma olduğunu vurguladı. Bir Ar-Ge çalışması yapıp bu çalışmada sızıntı suyunun arıtılabilirliği üzerine yola çıktık aslında ve bu çalışmada suyun içerisindeki amonyağın uzaklaştırılması, daha doğrusu uçucu organik bileşiklerin uzaklaştırılması şeklinde bir nevi de azotun tekrar kullanılması şeklinde bir çalışmaydı. Arıtma çamuru yüksek sıcaklık ve basınca maruz bırakılınca orta seviye kömürlere yakın ısıl değere sahip kömür elde edildi. Çamuru alıp geri... Enerji tesisinden sızan arıtma suları için içerisindeki kirleticilerin işlenmediğinde insana ve çevreye zarar verebildiği de dile getirildi. Bizim bu projemizde yapmak istediğimiz şey giderimi oldukça sıkıntılı olan arıtma çamurlarının hidrotermal karbonizasyonla değerli ürünlere çevrilebilirliğini araştırmak. Elde edilen kömürün sadece ısınma ya da yakıt olarak değil organik gübre ve arıtıcı absorbent olarak kullanılabilme ihtimali de var. Farklı koşullarda incelemeler devam ediyor. Rize'de şebekenin olmadığı, içme suyunun akarsuyla yağmur sularının depolarda saklanmasıyla karşılandığı köylerde yanlış depolama, düzensiz klorlama ve bakımı aksatılan depolar insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. İçme sularında yanlış depolama insanların hayatını tehlikeye atıyor. Rize'de bazı köylerde şebeke olmadığı için içme suyu, yüzeysel akarsu ile yağmur sularının saklanmasıyla karşılanıyor. Yanlış depolama yöntemi, düzensiz klorlama, ihmal edilen bakım ve temizlik sebebiyle insanların sağlığı büyük tehlike altında. Özellikle yerleşim alanlarından uzak olması, orman ve buna benzer insanoğlunun etkisinin olmadığı, tarımsal gübreleme veyahut da faaliyetlerin olmadığı bölgelerden bu tür su kaynakları çıkıyorsa, bunların tabii insan sağlığı açısından çok uygun bir su kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Profesör Doktor Bülent Verep, azotlu gübrelerin su kaynaklarında nitrat kirliliği oluşturabildiğini, zamanla insanlarda ve bebeklerde çeşitli hastalıklara neden olacağını ifade etti. Dikkat etmemiz gereken şey şu, bu tür su kaynaklarını kullandığımız alanların tarımsal alanlar içerisinde olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Bu kaynağın bir tarım alanı içerisinde bulunuyorsa eğer, gübreleme zamanlarında bu kaynakları kullanmakta biraz özen göstermeleri gerekiyor. Verep azotlu gübreleme zamanı bu su kaynaklarını kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini, yağış zamanlarında ise bu kaynaklardan gelen suların renklerinde değişiklik görünüyorsa, suların kaynatılarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Pınar sularının biriktirdiği depoların köy genelinde toplu olarak kullanılmasını ve bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini vurguladı. Çünkü bireysel depolamalarda insanların zaman zaman bakımsızlık veyahut da özensizlikle bu depoların içinde ve çevresinde bazen işte bulaşmalar olabiliyor.
Edirneli 5 lise öğrencisi kendilerine özgü geliştirdikleri basket atan robotla Teknofest'e katıldı. Yarışmada robot tüm atışları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi. Yarışmada 5. olarak derece yapan öğrenciler yeni projeler hedefliyor. Teknofest'e derece yaptılar, hedefleri yeni projeler. Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencileri Teknofest'e iki yarışmaya katıldı. Öğrenciler Beril Yenice, Kadir Canbilir, Kerem Yıldız, Esra Çakır ve Tunç Tuncay Metraj takımıyla lise kategorisinde yarıştı. Biz Deneyap Kart Robolik yarışmasına katıldık. Bu yarışmanın amacı tamamen yerli üretim olan Deneyap Kart'ımızı kullanarak çok bildiğimiz Arduino Kart'ın yapabileceği çoğu şeyi yapabildiğimizi göstermekti. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest'te Deneyap Kart Robolik yarışması 5.'si oldular. Bizim robotumuzun yapacağı şeyler cisimleri doğru yerlere itmek ve uzak mesafeden potaya basket atmaktı. Bunu amaçlayarak bir robot geliştirdik yaklaşık 48 saat içerisinde. Tamamen kendilerinin geliştirdiği robot tüm topları eksiksiz olarak baskete çevirdi. Deneyap kartında kontrol edilen robota veri gönderdik. Bu veriyle birlikte robot hareket etti. Aynı zamanda robotun basket atma kısmını tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirdik. Diğer projelerde kullanılması ve diğer gençlere örnek olması için robotun yazılımlarını paylaştılar. Aynı zamanda diğer projelerde kullanılması için robotumuzun bütün kodları açık kaynaklı bir şekilde internette paylaştık. Öğrencilerin hedefi yeni projeleri hayata geçirmek. Geleneksel hale gelen en cücümüz Vosvos Festivali'nin bu sene 27.'si düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon büyük ilgi topladı. İstanbul Çil'de gerçekleşen festivale 250'nin üzerinde Vosvos sever katılım sağladı. Vosvoslar bir araya geldi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Geleneksel hale gelen ve bu sene 27.'si düzenlenen en cicimiz Vosvos Festivali yine büyük ilgi gördü. İki gün süren festival İstanbul Şile Ormanlık Mesire Alanı'nda gerçekleşti. Vosvos severler festivale yoğun katılım gösterdi. Bütün insanlar hep beraber çok güzel bir anlar yaşadık ve bugün son günüydü, üzgünüz. Ama çok keyifliyiz. Çok bir dahaki seneye daha da içtenlikle daha da katılacağız. Daha çok insanlara bu işi empoze etmek için uğraşacağız. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 250'nin üzerinde Vosvos sever birbirinden renkli araçlarıyla adeta görsel şölen yaşattı. Eğlenceli anların yaşandığı festivalde trak yarışı, Vosvos'la penaltı yarışması, en cici ve en orijinal Vosvos yarışmaları yapıldı. Katılımcılarsa festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz 27. geleneksel en cicimiz Vosvos Festivali'ne ülkemizin dört bir tarafından katılan 250'nin üstündeki Vosvos severe teşekkür ediyoruz. Desteklerini bizden esirgemediler. Çeşitli yarışmalarda bizlere destek verdiler. Hepsini önümüzdeki yılda yine festivalimize bekliyoruz. Trabzon'un asırlık çınarı Asiyeline torununun torununu gördü. Mahallenin en yaşlısı olarak bilinen Kaya nüfus kayıtlarına göre 103 yaşında. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kızı ve damadıyla yaşayan 103 yaşındaki Asiye Kaya'nın 7 çocuğu, 18 torunu, 33 torununun çocuğu, 3 de torununun torunu bulunuyor. Torununun torununu gördü. Uzun yaşamanın sırrı Asiye ninede. Anne, hadi yiyeceğiz. Miladi takvime göre doğum yılı 1920'ye tekabül eden Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Asiye Kaya mahallenin en yaşlı bireyi olarak biliniyor. Yıllar önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağından ameliyat olan Kaya, yaşının da ilerlemesiyle hayatını yatağa bağımlı sürdürüyor.
60 yaşındaki kızı Nesime Karanlık her gün taze yemekler yaparak annesine baktığını söyledi. Karanlık kardeşlerin en küçüğü. Başka öyle kronik bir rahatsızlığı yok yerin. Yani her gün taze bir şey yiyorum ona. Bugün yemeğini yarın yemiyor. Yemek seçiyor çok. Annemin yaşaması bunun. Babam buna çok şey getiriyordu. Palık yağı içiyordu bu. O palık yağından bu şey kemikleri sağlam ondan bu zamana kadar kaldı. Bir de bunların koyunları vardı. Annesinin kronik rahatsızlığının bulunmadığını, sadece kalp ilacı kullandığını ifade eden Karanlık, yaşını duyanlar çok şaşırıyor. Çok güzel bakıyorsun diyorlar. Asiye Kaya'nın 40 yaşındaki torunu Erdoğan Kaya, babaannem benim için çok kıymetli. Çünkü biz bütün sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ondan öğrendik dedi. Arada da geçiyor işte burada. Siz de duymuşsunuzdur çoğunlukla. Yani hep benden bahseder. Ondan oluşmaktadır. Amcam şu anda rahatsızlığından dolayı teşvik edemediler. 18 torunu var. 18'inden de doğmuş 33'e yani yanlış olması 33'e yakın bir torunu var. Erdoğan Kaya yaşını 103 olarak hesapladıklarını, babaannesinin akranları ile ilgili yaptıkları araştırmalara göre 110 yaşında olabileceğini de söyledi. Bir şey değil misin? Diyarbakır'da varlıkları bilinen ancak daha önce fotoğraflanmamış olan 3 kuş türü uzun zaman sonra kameralara yakalandı. Diyarbakır'da nadir rastlanan 3 kuş türü sonunda görüntülendi. Fotoğraflama imkanı olmamıştı. Yapılan çalışmada doğa fotoğrafçısı Selim Bey bunu tespit etti. Ve daha önceden bildiğimiz taş çevrenin artık şimdi fotoğraflı halini de görme şansına ulaştık. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kılıç fotoğraflanan kuş türlerinin bölgede çok nadir görüldüğünü ve kayıt altına alınmasının çok değerli olduğunu söyledi. Diyarbakır'da çok büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek, korumak lazım. Yapılan bu çalışmalar tanıtmaya yönelik. Tanıtınca vatandaşlarımız eminim çok daha fazla koruyacaklardır. Kılıç, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti'nde çekilen görüntüleri değerlendirdi. Çaylar kuruyunca bunlar Dicle Vadisi'ne, Dicle Nehri'ne ya da var olan göletlere geliyorlar. O yüzden bizim bu türleri yaşatabilmemiz bu bölgedeki su varlığına bağlı. Kuş bilimci Ahmet Kılıç, deniz düdükçününün çok ilginç avlanma taktiği olduğunu belirtti. Yerde dönerek su içinde girdap oluşturuyor. Bu girdaptan dolayı özellikle zemine ulaşamadığı için zemindeki böcekler, su böcekleri, larvalar, tırtıllar yüzeye çıkıyor ve avlanmaya başlıyor. Ciddi bir kuraklıkla baş başayız ve bu durum nadir türleri de oldukça etkiliyor. Son zamanlarda yaşadığımız kuraklık, aşırı sıcaklar bu hayvanları ciddi biçimde zorluyor. Uluslararası Gençlik Forumu yeni dönem çalışmalarına başladı. TV5'e faaliyetleriyle ilgili bilgi veren İFO Genel Başkanı Yılmaz Balçin, geçtiğimiz hafta 20 ülkeden 140 gencin katılımıyla kamp yaptıklarını ifade etti. Uluslararası Gençlik Forumu Başkanı Yılmaz Balçın, yeni dönem çalışmalarına ilişkin TV5'e değerlendirmelerde bulundu. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen İFO Genel Başkanı Yılmaz Balçın, Uluslararası Gençlik Teşkilatı olarak farklı ülkelerden Türkiye'ye okumak için gelen gençlerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz dedi. İslam dünyasından ülkemize gelen 300 bine yakın farklı ülkelerden gelen gençler var. Bu gençlere yönelik de özellikle liderlik eğitimi, benzeri çalışmaları yürütüyoruz. Bunlara yönelik kurslar, seminerler, akademik çalışmalar yapıyoruz. İFO geçtiğimiz hafta 20 ülkeden 140 gencin katılımıyla İslam Dünyası Gençlik Kampı'nı ikinci kez düzenledi. Ülkemizdeki gençlerin ümmetçi bir şuurla yetişmesi için bu gençlerimizi bir araya getirmiş oluyoruz. Orta Doğu'nun pek çok ülkesinde faaliyet yürütüyoruz diyen Balçın, özellikle Kudüs konusunda duyarlıyız ve İslam dünyasında da Kudüs bilincine sahip olması için çalışmalar yapıyoruz dedi. Bizim İFO bünyesinde Kudüs Komitesi çalışmalarımız özel olarak İslam dünyasındaki Kudüs ve Filistin bilincini artırmak üzere çeşitli toplantılar yapıyoruz. Ve yine önümüzdeki Aralık ayında Allah nasip ederse yine büyük bir gençlik zirvesi yapacağız. Buradaki temel hedefimiz dünyadaki Müslüman gençlik teşkilatlarının bir araya gelmesi ve ümmetin, ülkelerimizin, insanlarımızın sorunlarına ortak çözüm üretmeleri, gayret etmeleri.
Geçtiğimiz günlerde Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin konuşan Balçın, Türkiye'deki vakıf ve STK'ları Fas'a yardım etmeye davet etti. Ve şu an Türkiye'den bölgeye ulaşan arkadaşlarımız bu irtibatlarla koordineli bir şekilde bölgede bizzat deprem olan ve yıkılan bölgelere ulaştılar. Biz de Uluslararası Gençlik Forumu olarak bütün teşkilatlarımızı hassasiyet içerisinde olmaya davet ediyoruz ve Fas'taki bu acil durumdan dolayı herkese destek olmaya çalışıyoruz. Balçın, Uluslararası Gençlik Teşkilatı olarak çalışmalarına devam edeceklerini de vurguladı. Fas'ta da çalışmalarımıza başlayacağız. İzmir Buca Belediyesi ve Buca Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa açtığı okuma yazma kursları kadınların hayatını değiştirmeye devam ediyor. Kursun 76 yaşındaki örnek öğrencisi Arzu Altay ise azmiyle tüm gençlere örnek oluyor. Buca'da okuma yazma kurslarına büyük ilgi. Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa açtığı okuma yazma kursları kadınların hayatını değiştirmeye devam ediyor. Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar yüzünden hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar, kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı. Kursun parmakla gösterilen öğrencilerinden 76 yaşındaki Arzu Altay, en büyük isteğinin kimseye muhtaç kalmadan hareket etmek olduğunu söyledi. Şimdi söylüyorlar bana herkes, koca kadın oldun, ne işin var senin okula? Okumakla indi, koca kadın ne alaka var dedim. Derslere bebeğiyle katılan Fadime Tuğuşat ise kurs merkezinin kendileri için bir armağan olduğunu ifade etti. Belki de özgürlüğümü elime alabilir. Sadece o en büyük başarım da oldu zaten. Çocuklarımı ilerletmek tayin. Kursun ardından sınavı başarıyla geçenler, ilkokul diploması yerine geçen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olacak. Efendim, sırada yurttan ve dünyadan derlediğimiz ilginç olaylar geliyor. Kedisini hesaba katmadı. Evinde küçük basketbol potasına smaç yapmak isteyen adam, kedisinden blok yedi. Adamın hevesi kursağında kalırken kedi istifini hiç bozmadı. Toparlanması uzun sürdü. Evinin bahçesinde köpeğini eğlendirmek isteyen adam, onu biraz döndürdü. Ancak köpeğin başı döneceğine adamın başı döndü. Parfümü tadına bakarak seçti. Parfüm mağazasına giren kadın, personelin şaşkın bakışları arasında bir şişe parfümü kafasına dikti. Kadın yaptığı normalmiş gibi yoluna devam etti. Çiftçinin vurdum duymazlığı pes dedirtti. Pat patlı hayvanları için ot toplayan çiftçi, dönüşte eve girmek için kapının açılmasını beklemedi. Hiçbir şeyi umursamadan pat patla kapıyı yıkıp geçti. Hapşırırken hastanelik oluyordu. Evinin balkonuna çıkan kadın, tam hapşırdığı sırada şanssız bir kaza yaşadı. Kadın hapşırınca kafasını demir korkuluğa vurdu. Tahtanın intikamı acı oldu. Arkadaşıyla tadilat işlerinde çalışan adam birkaç tahtayı kırmak istedi. Ancak tahtalardan biri adamın canını fena halde yaktı. Efendim, günden yansıyanların bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yansıyanları sundu. Yılların tecrübesi Düzgünoğlu İnşaat Çatı İzolasyon 81 ilde hizmet vermektedir. Arayın, görüşelim.
Merkez İstanbul Hürriyet Mahallesi 314. Sokak numara 2 Taksim 1 Gazi Osman Paşa. İkinci şube Antalya Varlık Mahallesi 178. Sokak Akçay Apartmanı numara 5 Taksim B Murat Paşa. 0507 481 4184. Moda Life'ta rakipsiz fiyatlar. Koltuk takımları 10.660 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Libya'nın doğusunda etkili olan sel felakete dönüştü. Afet nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de kayboldu. Uluslararası yardım çağrısı tüm dünyayı harekete geçirdi. Ayrıntılar 19'da TV5 Ana Haber'de.